hakikaten çok güzel bir şey olmuş. En önemlisi de Veda hutbesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yedi defa ya eyyuhannes diyor. Yedi veya sekiz. Bir tane ya eyyuhallezine amenu yok. Yani burada bütün insanlığa yapılmış oluyor ki bu bizim için çok önemli. Yani varlıklarımızı, değerlerimizi iyi anlatamıyoruz. Bir de geçen gün Eternet'in tamam bir programda konuşuyor bu. Yeditepe Üniversitesi. Daha önce belediye başkanı falan yaptı ya. İşte bu herhalde bir vesileyle biraz onun milliyetçiliği vardı. Diyor ki bakıyoruz diyor bütün dünyadaki diyor insanlığa ilmi hizmet yapmış, icatlar yapmış adamlar. Bizim adamlarımızın aletlerinin akıl sahibi yok. Halbuki bu medeniyeti ortaya koyan İslam alimler, özellikle Türkler. Ben de o şu hatırıma geldi. Rusça bir şey var, ansiklopedik ilimler, alimlere anlatan bir ansiklopedik. Bu aklımı orada merak ettim. İki veya üç tane isim var. Müslüman adam. Halbuki tarihte pek çok icadı yapan Müslümanlar. Ha sonra 18. 17. asırdan sonra Müslümanlar gevşemiş ayrı mesele. O zamana gelince kadar İslam ülkelerinde de Müslümanlar yaptığı çok büyük ilmi çalışmalar var. Şimdi bunlar niye böyle? Çünkü biz bunları üzerinde çalışıyoruz. İnsanlar durmuyoruz. İnsanlar durmanın yolu da Türkçe olarak yazmak değil. Şu benim başkanım olduğum vakfı ben öz eleştiri olarak tenkit ediyorum. Çünkü bu yaptığımız çalışmaların hepsi Türkçe olarak yapılmış. Bunların başka bir yere çevrilmesi lazım. Ve biz faaliyetlerimizi İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca olarak neşretmezsek dünyanın haberi olmuyor tabii. Olmayınca da bunların yazdıkları ansiklopedilerde bile okunmuyor. Bunlar yanlış. Onun için biz şimdi karar verdik. Defa yabancı ülkelerden bizim toplantılara katılan ülkelerin tepkilerini aynen neşrediyoruz. Ben olsam tek dilde. Aynen neşrediyoruz. Bir de bizim tepkilileri de İngilizceye, Arapçaya tercüme etmeye çalışıyoruz. Böyle bir gayretimiz var. Çünkü ben inanıyorum ki bugün Türkiye'de özellikle serbest sahada üniversiteleri istisna edelim buradan. Gerçi din bakımından üniversitelerde dahil yani bir takım çalışmalar yapılıyor Türkiye'de. Fakat bunlardan dünyanın haberi yok. Niye yok? Çünkü bizim dilimiz beynelmilen bir dil değil. O bakımdan. Yani gerçekten bu çalışmalar mesela şu anda burada bulunan sizlerin yaptığınız çalışmaların bir kısmı belki İslam ülkelerinin çoğunda yok. Ve İslam ülkelerindeki çalışmaların da bir özelliği var. Bunu belki içinizden bilenler var. Abdülaziz belki biraz biliyor. Yani onların metotları, çalışma tarzları bizden biraz farklı. Bizim alimlerimiz daha dikkatli çalışmalar yapıyor aslında, araştırmalar yapıyor. Yapıyor ama işte biz kendi aramızda yapıyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz, kendi aramızda kalıyor bu çalışmalar. Onun için yaptığımız çalışmaları en az Arapça ve İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dünyaya bunlar tanıtalım. Şimdi hakikaten şu istihsan çalışması mükemmel bir şekilde Arapça'ya çevrilse kafa haline geldikten sonra açılır mı bu? Bir şey
Şimdi mesela benim sunduğum temliler ilgi çekiyor birçok ülkelerde. Niye ilgi çekiyor? Çünkü farklı şeyler söylüyoruz onun için. Ben İngiltere'ye gittim, bir talebem vardı, doktora öğrencisi, Anadolu Üniversitesi'nde. Bana dedi ki, kütüphaneye götüreyim seni, dedi, gör dedi. Neyse gitmiş kütüphaneye, ya o dedim, bizim, bakalım bizim tarafımızdan kimler var burada şeyde diye. Bir Bekir Topaloğlu'nun adını gördüm, bir kitap sebebiyle bir de benim adım var ki ben, Mahmud Abbas'tan Arapça'dan Türkçe'ye bir kitap çevirmiştim. O sebeple orada ismini gördüm, bir tercüm olan. Kitabı Türkçe'ye çeviren kimse olarak. Yani yok başka bir şey görmedim. Sebebi bunun dil. Yani birçok değerli çalışma yapan arkadaşlar var. Ne yalnız yapıp çaresini bulup bunu İngilizce'ye veya Arapça'ya çevirmekten. İlim adına. Bu da çok önemli bir şey. Ya bunlar yapıldığı zaman da bir teşvik olur. Dolayısıyla şey yapar. Mesela Hayrettin Hoca bugün yazıda yazıyor. Dolayısıyla bizim Muhyiddin yetiştirdiği ilim adamlarından birisidir. Hepiniz ilim adamısınız da tabii Hayrettin Karaman'ın bir başka bazı özellikleri var. Bunları takdir edecek. Ben hepinizi takdir ediyorum. Ve imkan fırsat olduğu ölçüde yeri geldiği zaman da gerekli övgümü de yapıyorum. Neden? Çünkü sizler olmasanız ilmi çalışmalar olmaz. Mesela siz olmasanız bu çalışmayı yapamayız. Bakın buna. Hani mesela bu meşhurdur, talebe mi, hoca mı? E şimdi hoca var, talebeyi veya talebe var, hocayı. İkisi de bulunacak. Yani talebe de lazım, hoca da lazım. Sırf hoca lazım, talebe olmasa da böyle bir şey yok. Talebe olmasa hocanın ne kıymeti var? Aa, talebe var, hoca olmasa talebenin ne kıymeti var? Dolayısıyla bize göre bizim adamları olmasa bizim vakfın hiçbir kıymeti olmaz. İlim adamlarını teşvik edecek de mühendisler lazım. Bunun ilmini geliştirecek. Şimdi bu tartışmalar, ilmi tartışmalar ilim adamlarını geliştirir. Yeni yeni düşünceler, fikirler ortaya çıkar. Dolayısıyla bu bakımdan yani ilim adamlarını bilimle uğraşan kimseleri takdir etmek, temsil etmek, teşvik etmek bunlar bizim hepimizin görevi. Teşekkür ederim.
Buradan kaldık söz hakkı sağlayacağız. Hamdaktan da başkanımızın hocamıza söz verdikten sonra bugün bütün katılımcıların bir ölçüde katı sağlamalarını güçten vermek üzere kusur olarak söz almamış olan her katılımcıya makul bir süre tahsil etsek uygun olur herhalde. Bugün böyle bir şekilde tanımlayalım. Ben diğer isimlerimi unutardım. Dolayısıyla sırayla söz verelim. Sen bu sürelim sende ne kadar. Teşekkür ediyorum gerçekten. Tabii ithal ettik. Sayın Başkanım'ın çalışmaları onunla ilgili olarak, onun ifade edildiği ilgili olarak bazı şeylerim var. Yani biraz itirazlarım var. Ama onlara temas etmeden önce kendi istediğini söyleyip onunla bağlantılı olarak itirazları daha hesabını düşünüyorum. Bu tebliğinde panelin kafasının bir dönem geldi istihsan kelimesini adeta kullanmaktan korkar oldular. Yani bu delili eskisi kadar işlek bir yani delil olarak kullanmaktır. Kullanamaktır. Gerçekten yani istihsan deliği böyle bizim zihnimizin ürünü mü? Yani uzak deliğinlerle dikkatli çağrışımlarla bulduğumuz bir delil mi? Yoksa esas itibariyle Kur'an ve sünnette çok geniş bir meselini bulan bir delil mi? Ben o meseleden önce başlamak arzu ediyorum. Bizim tespitimiz çok iyi. Hem Kur'an'da hem sünnette sayısız istihsan delilleri var. Yani bunun meslek olabileceğimiz, bu da istihsan diyebileceğimiz çok örnekler var. Şimdi Kur'an'da kıyas mütahdim yerlerde yapılmış. Özellikle iman, küfür, mümin, kafir, mümin, ameli, kafir, ameli. Böyle bir şeylere kıyas edilmiş. Yani mesela Yahudilerin durumu mesela durmadan soluya köpeğe bakılmış. Yine mesela kitap yüklenmiş, merkebe benzetilmiş de bunlar kıyas. Mesela münafıklar karanlıkta ateş yakan kimseye benzetilmiş. Kafirler mesela çobanın seslendiği sürüye benzetilmiş. O sürü sesi duyar, çobanın sesini duyar ama anlamaz, bir anlam veremez. Böyle bir benzetme yapılmış. Mesela bir müminin işlediği yedi başakların taneye taneye benzetilmiş. İhlaslı sadaka mesela nemlite kadar kurulmuş akçe gibidir. Misali var. İnkarcıların ameli rüzgarın savunduğu küle benzer. Örneği var. Başa katılan bir sadaka kayır üzerinde bir toprak gibidir. Sıyırır gider rüzgarda yağmurlar bir netice vermez gibi. Mesela dünya hayatı yeşilken kuruyan yeryüzüne benziyor. Ölülerin diriltilmesi mesela nebatatların büyümesine benziyor. Bunun gibi uzak değil, daha pek çok örnekler var. Kıyas örnekleri var. Doğru yapılmış kıyaslar bunlar. Hem de sosyal hayattan bir mesele alınıyor. Fizik dünyada bir olayla mukayese ediliyor. Kur'an'da yanlış kıyas örnekleri var. Mesela Hazreti İsa'nın yaratılışını kabul etmeyenlere cevap olarak Adem'in yaratılışına benzediği onun kıyas edilebilir. Mesela İsa ve anasının yeryüzünde dolaşmaları, yemek yemeleri onlara Rab diyenleri yanlış bir kıyasa kıyas yaptıkları sonucuna bahsediyor. Yani bunlar Rab'dır diyorlar. Nasıl Rab olur?
yani yemek yiyor, yiyor, okra dolaşıyor, hasta oluyor, ölüyor, katlanıyor gibi. Mesela Hazreti Musa'nın asasıyla sihirbazların tipleri birbirine kıyaslayan adından farklı şeyler. Allah buna yukarı onu işaret ediyor. Yani başka Peygamberimizin mesela pardon iblisin isyanı, bu da yanlış bir isyan. Birbirine dair bir kıyasa dayanmıyor. Yani ateş topraktan üstündür. Ben ki ateşten yaratıldım. Adem de topraktan yaratılmıştır. O halde ben ondan üstünüm gibi bir kıyas yapıyor ama yanlış bir kıyas yapıyor. Yani demek ki her kıyas doğru olmaz. Yaptığınız kıyas doğru kıyas olursa doğru sonuca götürür. Yani Rabbin verdiği kıyaslar, burada yaptığı kıyaslar doğru kıyas, doğru neticeye götürür insanı. Ama siz yanlış öncülerden hareket eder bir neticeye varırsanız o zaman yanlış neticeye varmış olursunuz. Peygamberimizin sihirbaza benzetilmesi, şairler benzetilmesi, Mecnun benzetmesi, kahin demeleri, mesela Kur'an'a geçmiş hikayeleri demeleri bu hep yanlış kıyaslandır. Bunları örnek veriyor Kur'an. Mesela biz atalarımızdan gördüklerimize uyarı sözü de bir yanlış kıyaslar. Çünkü bu şu mantığa dayan kıyaslar. Atalar bir şeyi denek haline getirmişlerse, muhabbet haline getirmişlerse mutlaka bir deneyleri, bir tecrübeleri, bilgileri vardır. Öyleyse onlar takip edilmelidir diyorlar. Böyle bir kural koyuyorlar. Kur'an bunun yanlış olduğunu. Ya atalarımız yanlış bir yol üstünde değilseler gibi. Şimdi bu girişten sonra Kur'an'daki bizim alanda kullanabileceğimiz, kıyas şeylere, insan örneklerine bakalım. Mesela karısına zina ithamında bulunan koca kazif cezasıyla cezalandırılmıyor. Kural kazif cezasıdır. Yani bir kimse bir kere ithamda bulunur, bunu ispat edemezse bu 100 celdeyle cezalandırılır, 80 celdeyle cezalandırılır. Yani buna denilir ki ya 4 şahide ispat et ya da sus. Kural budur. Peki koca, kocaya aynı şeyi söylemelidir mi? Koca üçüncü şahıs gibi değil. O evli olduğu bir kadının bir hedefsizliğine muhtali olmuştur. Bunu kabul etmesi, sindirmesi içine mümkün değildir. Dolayısıyla ya ispatı ya sus ona denilmez. Burada kıyas yanlış olur. Bu farklı bir durumdur. Dolayısıyla o onu kendi farklılığı içinde değerlendirmesi lazım. Ben bunu bizim yapacağımız kıyas olarak söylemiyorum. Kur'an'ın istihsan örnekleri ki biz bunlardan yola çıkıp gelecekte bunlardan hareket ederek istihsan yapacağız. Yani istihsan delilini biz Kur'an üstünde temeline oturtacağız. Mesela zina eden bir hür kişiye 100 yıldır. Yine Kur'an hükmüdür. Eğer bir köle veya cariye bu zinayı yapmışsa o 50 cezadır. Onun yarısı vurulur. Niye? Çünkü bir kişinin konumuyla kendini gayrimeşru ilişkilerden koruma imkanı ve vasatıyla bir kölenin durumu aynı değildir. Dolayısıyla kölenin gayrimüsait durumu onda bir cezai indirime sebep olmuştur. Dolayısıyla bu farklı durum farklı değerlendirilmiştir. Farklı sonuca ulaştırılmıştır. Az önce ifade ettim mesela kural bir hayvanın etini yenmesi için onu zebh etmek yani boğazından kesmek bir kanına kalmaktır. Ama bir avcı için bu mümkün olmaktır. Doğrudur, mümkün de değildir. Üstelik ihtiyaçtır. Dolayısıyla avcı eşittir. Üçüncü şahıs yani herhangi bir kişi gibi değildir. Herhangi bir kişi bir murdar hayvan olsa yiyemez. Ama avcı kesme imkanı bulamadı. Hayvanın, av hayvanın, kendi avladığı hayvanın yedir, eşine dostuna yedirebilir. Mesela ikramlı bir kişi av avlayamaz. Ama ikramlı olmayan kişi av avlayabilir. Çünkü ikramının özel bir durumu. O kıyas kapsam içine girmez. Yani genel kuralın içine girmeyen özel bir durumu vardır. Her özel durum kendi durumuna münasip, muafık bir hükme bağlanmıştır. Mesela
Yahudiler diyorlar ki faiz alışveriş gibidir, alışveriş faiz gibidir. Birbirine benzetiyorlar. Kur'an hayır diyor, yanlış bir yer. Böyle olmaz. Faiz ayrı şeydir. Alışverişin karı ayrı bir hadisedir. Dolayısıyla bunlar ayrı ayrı değerlendiriyor. Hükümleri de ayrı olmalı. Mesela kasten adam öldürmenin kuralı ya kısastır ya kendi malından diyettir. Ama hata adam öldürmenin durumu ise bunda kıyas kısas yoktur. Çünkü hata adam öldüren eşittir, kasten adam öldüren değildir. Bunlar farklıdır, farklı olduğu için farklı hükme bağlıdır. Bence bunların hepsi bir kıyas kapsamı içine girmeyen özel durumun farklı bir durumu. Mesela fetihten önce, fetihten sonra Müslümanların durumlarının bir olmadığını Kur'an ifade ediyor. Yani fetihten önce Müslüman olanlar da, fetihten sonra Müslüman olanlar durumu farklıdır. Mesela sefere katılmak bir vecibedir. Ama Kur'an ifade ediyor. Sayıyor şunlar, şunlar, şunlar. Mazeret onlar sefere katılmasalar da onlara çizgi vebal yoktur. Genel kuraldan ayrılan şeyler kabul edersek mutlaka onları genel kuralın kapsamından ayrı kılan bir özelliği var. O bakımdan onlar ayrı tutulur. Mesela haramlık hükmünden önce iktidar edilen şeyler affediliyor. Ama haramlık hükmü geldikten sonra haramlık hükmüne göre iştinab etmeyen kimseler ise sorumlu tutuluyor. Çünkü öncekinin durumu farklı. O henüz tebliğ gelmeden, edil gelmeden önceki durum. Sonra günah işlemeye devam edenlerin durumu farklı. Kısa geçiyorum bunları. Mesela Peygamberimizin hanımları, eğer başka kadınlar gibi olmadığı ifade ediliyor, başka kadınları bir edepsizlik iktidar etseler, onlara verilen cezanın iki katını Peygamberimizin hanımlarına verilir. Eğer onlar aynı suçu iktidar ederlerse, suç aynı, ceza iki. Niye? Çünkü Peygamber hanımları diğerleri gibi değil. Onun ifadesi, farklı olanın farklı hükme bağlı. Mesela Kur'an'daki ruhsat hükümleri de genel, esas itibariyle birer insandır. Gerçi bunlar ibadet konusunda biliyor ama Kur'an onları ayırmış. Mesela seferi olan oruç tutmayabiliyor, namazını kısa kılıyor. Ama seferi olmayanın durumu farklı, seferi olanın durumu farklı. Dolayısıyla farklı hükümlere bağlı. Mesela işte bu örtünmeyle alakalı. Kadınlar kendilerine mahrem olmayan erkeklere karşı farklı bir kıyafet ile beraber ama mahremleri olmayanlara karşı farklı, mahremlerine karşı farklı. Yaşlı bir kadın olursa o herkese karşı mesela dış önlüğünü çıkarabilir. Bu ifadesi bu. Yani genç bir hanım ile yaşlı bir hanım farklı hükme bağlanır. Neden? Çünkü o genç yaşlıya kıyas edilmez, yaşlı gence kıyas edilmez. Bunlar farklı durumlardır ve farklı durumlara bağlanmıştır. Mesela bu iddet bekleyen kadınların durumu. Boşanan kadının iddeti farklı, ölen kocanın karısının iddeti farklı, hamile kadının iddeti farklı, kendisi de zifafa girilmemiş olan kadının iddet problemi yok. Yani her bir durum için ona uygun bir hüküm var. Bu konuda iddet konusunda genel bir kural yok. Yani her özel durum farklı, diğerinden farklı durum, farklı bir hüküme bağlanmıştır. Daha da bu örnekleri çoğaltmak imkanı var. Mesela Peygamberimizden de yine istihsam ile ilgili pek çok örnekler var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'ın adliye satışına cevaz vermiş. Selam hakkını yasaklı riben nesiyat riben fadili riben fadili yani riben fadili riben nesiyatı şöyle adliye satışı pardon yaş tarzı hurmayla kuru hurmanın
makası olmuş. Makasıdır. Bunu mesela Peygamberimiz yasak ettiği halde sadece aile efradının ihtiyacını evinin bakımından cüzi bir miktar takas yapan, yani kuru bulmaları, taze bulma alan kimseye müsaade vardır. Yani çocuklar diyor ki, baba kuru hurma yiyeyi yıldırttık, bize biraz taze hurma getirdiler. O da evinden kuru hurmayı götürüyor. İşte belli bir ölçek veriyor, belli bir ölçek taze hurma alıp eve getiriyor. Ama bunu ticari masrafla yapsaydı, bu caiz olmazdı. Çünkü aile ihtiyacını karşılama çıkanlardır. Bunu ticari masrafla yapan arasında fark var. Hocam orada ağacın üzerindeki hurmayı alıyor. Ağacın üzerindeki mi? Ağacın üzerinde tahmini. Yani. Tahmini alıyor. Aynı amaç. Ama yani işte kuru hurma veriyor. Kuru hurma veriyor. Yaş dayanıyor. Yani, taze hurma. Hem biber fadıl, hem de bir tanesi. Bağışla, bağışla. Yani bağışla. Bağışla. O tercih de var. Şimdi bir daha baksan bile görülmüyor. Yani riba kapsamına girebilir. Çünkü normal değil. Başa başlık mümkün değil. Kuru vurma, taze vurma, başa baş değiştirilemez. Sadaka kapsamında oluyor. Yok, o satış gibi değil. Aile bir şey, ailenin yani şey istiyor, yani zaruri ihtiyaçları için küçük çaplı bir şey. Yani mesela Peygamberimiz Aleyhisselam uyuyan kimsenin, akıl hastasının çocuğu sorumlu olmadığını söylüyor. Ama akıl bali olan insanlar için genel kural sorumlu mükellefiyet akıl bali eşit insanlar için ama çocuklar mecnun imiş ama uykuda imiş bu durum onlara kıyas edilemez dolayısıyla onlara da bu kıyafetle bunlardan sorumlu kaldırılmıştır mesela tartışma götürebilir ama oğlunu öldüren baba kısas edilmez oğlu yüzünden ama babasını öldüren oğul kısas edilmez. Oğul ile baba onları itibariyle eşit görmüş. Baba sebebi vücudu olduğu, yani şey, çocuk sebebi vücudu olan babasını öldüremez. Öldürürse kısas edilir. Diğeri bakımından durum farklı görünüyor. Tartışılabilir ama bir farklı olduğu da belli. Yani babanın oğlunu öldürmesiyle oğlun babasını öldürmesi arasında fark vardır. Mesela sahibi özü kimse sadece her vakit için abdest almış. Yani her namaz için abdest almaz. Halbuki bir insan abdesti bozan bir şey kendisine sadır olduğu zaman her defasında abdest almak zorunda kalmış. Ama sahibi özü arada bir abdesti bozan kimse gibi değil. O mütemadiyen yani abdesti bozan bir hastalık kendisinde bulunduğundan sürekli arz eden bir durum bahis konusu olduğundan devamlı her namaz için abdest almasının kararı yoktur. Bu bakımdan her vakit için bir abdest gibi ona daha kolaylaştırıcı bir hüküm verilmiş. Mesela gayrimüslim Müslüman'a mirasçı olamaz. Halbuki baba oğlu da olup oraya mirasçı olur. Almış. Ama oğul gayrimüslim, baba Müslüman veya baba gayrimüslim, oğul Müslümansa bunlar birbirine mirasçı olamaz. Yani tüm kafir, öyle bir yerlere bir hadis rivayet edilir. Neden? Çünkü kafir Müslümanın Müslümanla kıyas edilemez. Mesela mirasçı ve vasiyet olmaz. Halbuki kişi ileriye herkese vasiyet edebilir. İlediği kadar malum müşteriyle ama mirasçı ise ona vasiyet edemez. Çünkü mirasçı mirasçı olmayan kişi gibi değil. Yani zaten şerhan kesinlikle tayin etmiştir. Hakkı vardır. O hakkı alır, ötesini alamaz. İadeten bir miras hakkı verirseniz, ayrıca evlatlar arasında mirasçılar arasında kişinin hesabı ve düşmanlığına sebep olur. Bunlar farklı şeyler. Dolayısıyla da farklı olanı farklı hükme bağlama örnekleri olarak ifade edebiliriz. Hazreti Ömer'in tatbikatında da bu buna müvazi olarak pek çok istihsan örnekleri var. Mesela Sevat arazisi, o güne kadar fethedilen arazilerden hiçbirine benzemeyen bir niteliğinin bulunması. Sevat arazisi ayrı bir hüküm vermeye sevk etmiştir Hazreti Ömer'in. Mesela müellefi kulu Hazreti Ömer'in cinayeti dönemine kadar kendilerine peygamberin Resulü Sıram tarafından bahsettiği
tayin edilen haklarını aldıkları halde sonra alaması oldu. Şu an bu tazidörler. Durum değişti. Artık sizin ne yardımınıza ihtiyacınız var, ne de sizden bir korkunuz var. Dolayısıyla size karar söyleyecek değiliz. Diyor. Değişen şartlara göre, şartların değişmesini dikkate alarak artık evdeki halin devamının doğru olmadığı kanaatine varıyor. Doğru veya yanlış ama yani Hazreti Ömer farklılaşan durumu bir çaylı kurban bağlı. Dikkatli evet. Harekete geçirmek için bir kadar edelim mi? Tamam. Şimdi Sayın Hocam'ın soyutlamayı aslında yapmıştır. Yani her farklı duruma farklı köklü bağlanması ilke belli. Bunu çokça örneklendirmesi kuşkusuz yer aldı. Ben de kusur bakımından temsediğimiz şeye kararı verecek olursak 10 kişiyi onlarla kayırsak zaman önce ediyor. Dilerse ki peki Hamza hocamıza niye bu kadar örnek verdi, müdahale etmedi, 20 dakika örnek verdi denirse farklı bir durum. Çünkü Yüksek özel talepte bulundu. Yani kitap ve sünnetten dayanakları birbirine yer almamış diye o talep üzerine Hamza Bey bu konuyu özellikle sunumuna almış oldu. Hiç kimse niye Hamza Bey 20 dakika sunumu yaptı, örnekler için şeklinde beni lütfen muaz etmez. Çünkü farklı duruma farklı hüküm uyguluyor. Bu da bir istihsan. Bu örnekten beni çıkardığı sonuç yok. Kıyastan vazgeçmeden söz edilmesi bende doğru değil. Biz kıyastan vazgeçiyor değiliz. Kıyas yapmak hatasına düşmüyor. Farklı bir şey var. Yani kıyastan vazgeçmez sanki biz kıyas yapabilirdik. Bundan udur ettik. Demeye gelir. Bu anlamda ben doğru bulmuyorum. Yani istihsan yapmanın lazım olduğu yerde kıyas yapmak yanlış olur. Dolayısıyla kıyas yapmak hata olur. Öyleyse şunu diyebiliriz. Yani kıyas hiçbir zaman doğru yapıldığı takdirde yanlış bir sonuca götürmez. Doğru yapılmış kıyas her zaman doğru sonuç verir. Ama siz kıyası yanlış yaparsanız, farklı kişiyi sanki aynı kümenin elemanlarıymış gibi, aynı cinsin türleriymiş gibi kabul edersiniz. İşte o zaman farklı olanı birbirlerini yan yana getirmiş olursunuz. Nakış'ın aleyhi olan meseleyle ilgili hükmünle getirir, onunla hiç münasebeti olmayan, farklı olan bir olaya uygula iseniz, o zaman onun yapısına uygun olmayan bir hüküm verirsiniz. İşte bu bir hata olur. Yani kıyas bizi sıkıntılı bir duruma götürüyorsa hayır. O zaman kabul ederiz. Efendim istihsan ederiz. Kıyas bizi hiçbir zaman sıkıntılı duruma götürmez. Yanlış yapılan kıyas sıkıntıya götürmez. Doğru yapılan kıyas hiçbir zaman sıkıntıya götürmez. İşte Kur'an örnekleri vermiş. Doğru yapılan kıyaslar var. Kur'an'da örnekleri var. Yanlış yapılan kıyasları var. Kıyaslar var. Kur'an bu örnekleri de gösteriyor. Yani her kıyas doğru olmaz. Her yapılan kıyas doğru olmayabiliyor. Yani çok da yapılan bir kıyas. O nakış-ı aleyh olan olayın yapısı. O bir değil midir, başka işte isimleri anlamıyor, farklı bir yapısı mı var? Onun illeti nedir? O illet elindeki olay ile aynı olaya uyuyor mu, uymuyor mu? Efendim, hem uyuyor, uymuyor meselesine bakarız. Hem de eğer uymuyorsa, illa ısrarcı olursak, o zaman o vermiş olduğumuz hüküm bizi sıkıntılı bir duruma sokar. Yani ben demiştim şeye, itirazlarım var diye, Ali Bey'in zaman zaman bu türlü ifadeleri var. Yani kıyas eğer sıkıntılı bir duruma sebep oluyorsa oradan vazgeçmek. İşte kıyastan vazgeçmek. Efendim kıyastan istisna yapmak. Kıyastan istisna yapmıyoruz ki biz. İstisna, müstesna, mühle aynı yapıda olur da istisna ederiz. Sizin elinizde
Peki yeni olay, yaklaşık aynı olay olan olayla birleşmiyor ki onun istisna ayrısın. O zaten başka. Birisi elma, birisi armut. Yani bunu bundan istisna edemezsin. Dolayısıyla istisna terimi de yapmış. Kıyastan vazgeçme terimi de yapmış. Bence. Çünkü kıyastan vazgeçmede hiçbir şey olamaz. Bizim böyle bir fikrimiz yok. Kıyas yapmamız gerekiyorsa kıyas yapmak zorundayız. Ama yanlış kıyas yapmak, yaptığımız kanaati uyanırsa o zaman kıyas yapmak da ısrarlı olmaz. Bence meseleyi bu açıdan ele almak ve ona göre değerlendirmek gerekiyor. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Başım şu anda bize. Zaman zaman sıkıntıya sor. Böyle bir deli nasıl kullanabiliriz? Yani bir deli düşünün ki arada bir bize sürpriz yapıyor. Bizi sıkıntıya sokuyor. Böyle bir deli olamaz. Araç anlamında mı? Efendim? Araç anlamında. Hangi anlamda kullansın da ben ne diyorum? Diyor ki kıyas yapma bizi sıkıntıya sokuyorsa diyor. Yani kıyas bizi sıkıntıya sokuyorsa diyor pardon. Kıyas bizi sokuyor. Kıyas bizim vicdanımızı nasıl sıkıntıya sokar? Yani nakışın aleyh olan olay bizi sıkıntıya sokmuyor. O zaman bu kıyas bizi neye sıkıntıya sokuyor? Demek ki bizim elimizdeki olay o nakışın aleyhine uymuyor. Biz illa onu uydurmaya çalıştığımızdan sıkıntıya düşüyoruz. Yani sıkıntıya düşen biziz. Kendi kendimizi sıkıntıya sokan biziz. Yani kıyas delili bizi sıkıntıya sokmaz. Ama öyle bir olay önümüze geliyor ki Kur'an adına uygu vermiyorsunuz. Uyguluyorsanız uymuyor. Ama işte olay Kur'an'a uymuyorsa işte o uygun olmayışı nasıl tanımlamalıyız? Bu mesele bu. Yani ne gibi sebepler olduğunda biz uygunsuzluktan söz edebiliriz? Sözler öyle deriz mesela. Evet. Ama onun için de deriz. İşte mesela bütün o aslında bize istisnan örnekleri. Örtten doğan istihsan, işte bilmem nasıl istihsan, imanın istihsanı, maslahatın istihsanı gibi bir takım şeyler var. İşte kıyas hakkıyla istihsan. Ne ad verirseniz verin. Hepsi bir tek kapıya çıkıyor. Yani elimizdeki o her yeni bir olay artık yapısıyla bir türlü nakisin alev olan olaya uymuyor. Buna siz isterseniz zaruretten kaynaklanıyor. İsterseniz efendim örften kaynaklanıyor.
istersen aslında Arif'ten kaynaklanıyor. Yani ne derseniz deyin, adı ne olursa olsun, hepsi bir tek kapıya çıkar. Yeni bir olay var, nakizin adı olan bir örneği de Kur'an'da ve sünnette yok. O zaman biz artık o meseleyi dikkatle incelemek, onu iyice kavramak ve onun yasasına uygun bir çözüm üretmek zorundayız. O anlayan zahirleri korkmayın, siz çözümünüzü üretin. Çünkü şu örnekler bize onu gösteriyor. Yani Kur'an farklı olan farklı bir kavramlarına göre, bunu pek çok örneklerle gösterdiğine göre, biz kullarına da duyuruyor ki burada, siz de eğer uygun düşmeyen bir durumla karşılaşırsanız, siz onu o olayı karşısına uygun bir kültüre bağlı. Bu müsaadeyi, bu izini Kur'an bize veriyor. Yani biz istihsan deliliğinin, mesleğinin bizzat Kur'an'da geniş örneklerini yapıyoruz, sünnette de görüyoruz. Ben diyorum, ona hassasiyet gösterilmesini istiyorsan. Karışıklık oluyor. Nokta açıklığa kavuştu. Hocamızın sorduğu soru da anlaşıldı. Bundan sonraki katkılarla belki bu farklı örnekler bağlamında daha açıklığa çıkabilir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hoş. Daha kalemli bir kese var. Ne kadar da genel bir şey var, besin bir şey var. Çok dallanıyor, bulaklanıyor mesele ve toparlama imkanı hakikaten güçleşiyor. Yani kaç tane bir ve aslında farklı şeyler de dinlemek gerekiyor. Yani bizi toparlamak da çok üzüldü. Ben istiyorsan meselesini bilmeden önce bu tebliği hazırlamış tarzı ile ilgili bir hoş doğru diyeyim veya hoşuma giden bir şey söyleyeyim. Hepsi güzel yani. Teşekkür ederim. Emekliklere. Uzun zamandır uğraşıyorum istihdam meselesiyle. Epeyce okudum ben tebliği. Hep şunu düşündüm okurken. Bir sürü yeni Arap müezzinlerin adları bizim Türkiye'de Ali Cenk Hocam'ın da işaret ettiğimiz bir şey aslında biraz farklı bir boyut benim size. Hiç Türk hocaların adını göremedim. Dedim ki, şimdi ya bizdeki inşaat hazırlıkları ara, yani bizim hak ve aksandan, işte hocalarımızdan, güvenlikle, ve büyük bir adam yani nasıl oluyor da bizim için yazdıklarımızda onların adı geçiyor, fakat Türkiye'den kimsenin adı geçmiyor, Türkiye'de. Ve bu sizin hoşunuza gidiyor. Dur daha dur. Daha sonra gelmedim. Hoşuma gitmiyor. O rahatsız oluyor. Fakat değerlendirmesine gelince şükür dedim. İlham Kâli Demes hocamızla Hamza hocamızla attıklar. Başka Türk hocam var mı attıklar? Başka var mı? Yani piyasa yok da istihsal ediyorum. Ayrıca kararlıydım. Ben onu bileceğim şimdi. Ben notlarımı aldım. Ali Bardak oldu ha burada. Türkiye değerli vakfını çıkardık. İslam Akçası yazmış hocamız. Ve değerli bir madde aslında. Hiçbir adı yok. Buradan mazeret değil. Ve benim önerim yani bunun için
önümüzdeki metinleri tüketmeden hiçbir konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmamız ve bir gelenek oluşturmamız mümkün. Önümüzdeki metinleri tüketmemiz. Önümüzdeki metin dediğim zaman klasikler ayrı bir şey. Yani o farklı bir değerlendirmeye tarih bir şekilde. Ama istihsanla ilgili yani onlarca tez yapıldı. Mesela o tezi yapanların hiç olurda yok. Belki de var. Ben tanımıyorum istihsanla ilgili. Neler söylendi? Hakikaten tüketmemiz lazım. Bu maddenin tüketilmesi lazım. İbrahim Kahvi Bey'in kaynaklar tezi orada bu istihsanla ilgili anladığım kadarıyla böyle bir tespitleri var, değerlendirmeler var ve biz bilmiyoruz. Ve üretilmiş ya Türkiye'de Türk yazarlar, alimlerin, kişilerin tarafından üretilmiş metinleri tüketemiyoruz. Şimdi takdir etmek lazım, o ayrı bir şey. Tabii takdir etmemiz lazım. Her çaba takdire şayan. Ama tüketmek dediğim zaman eleştiri de yapalım. Yani bu da tüketmektir. Yani siz atık yapıyorsunuz, A şansı var. Bir tespiti var. Mesela Hamza Hocam tespiti var. Ama ben katılmayabilirim. Onun tezini, iddiasını, gerekçeleri yaparım. Ben niye katılmadım? Niye bunun isabetli olmadığını anlatabilirim. Bu da bir çeşit tüketmektir. Ve birbirimize de güven oluşur bu sayede. Öyle tahmin ediyorum. Ve neticede ondan da önemlisi kendi kendimizi tahsiye etmek. Söylediklerimiz üzerinde bir kez daha düşünme imkanı sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Çok büyük bir eksiklik. Kimseye hitap etmiyorum. Ben yani genel bir şeyden bahsediyorum. Yani bunu ben yapıyorum da siz yapmıyorsunuz bir şey mi? Ne diyelim? Öz şikayet. Yani kendimize... Özelleştik. Evet, yani kendimizi kendimize aslında şikayet etmiş, yakınmış oluyorum. Dolayısıyla bence bu atıkları yapmaktan kaçınmayalım. Daha çok Türk yazarının adını eleştirerek veya takdirerek hiç fark etmez. Ama gördüm, yazmış böyle bir şey. Ben eleştiriyorum, katılmıyorum. Yani hiç olmazsa bu konularda bunu yapabiliriz. Hocam, Kurum Başkanımızın da bir askeri maddesi var biliyorsunuz. İstihsanla ilgili politika kapsamı. Tabii, o, ben aslında o şeyde İstihsan Sütlü Bilgisi gibi o zannettim ilk önce. Gelmeden önce akşam baktım, şey, Ali Bey'e ayıp ya, karıştırmışım. Hocamın maddesi mi dedim? O da çok değerli bir madde, hakikaten. Evet, şimdi o yok. Başka bir nokta bununla ilgili belki. Yani söylemem uygun olur mu bilmiyorum ama burada da değişik vesilelerle gündeme gelmiş oldu. Fıkıh usulünün yapısı ve işleri. Yani şimdi yani bu tespiti ben yaptım zannediyorum ben. Ama hocam tezimde daha önceden yapmıştır istiyorsam unuttum şimdi. Var mı yok mu bilmiyorum. 2002 yılında veya 2001 yılında Diyanet İstisas toplantısı yaptı. Orada ben fıkıh usulünün yapısı ve işleri de acizane birlikte bir sürüyle orada fıkıh usulünün temel işlevini karşılaşılan yeni problemleri çözmek olmayıp önceki dönemlerde mevcut olan anlamın temellendirilmesi dilsel açıdan ve şari'in kanun koyucunun maksatları açısından söylenmiş olan şeylerin temellendirilmesi amacına yönelik olduğunu söylüyor. Bu bir tespit. Yanlış olur. Doğru olur, ayrı bir şey. Fakat bence öz malımız bizim bunlar. Yani bir tespit yapmak böyle kolay gibi falan oluyor. Zor iş bunlar. Bir baktım, bu tespit İslam Ansiklopedisi'ne yazılmış olan Kur'an maddesinde Mehmet Paşacı'nın o maddesinin içinde var. Ben de Mehmet Paşacı'nın böyle düşünmediğini biliyorum. Ne dedi? Ya üstad sen fikir mi dedin? Valla haberim yok dedi. Yani o cümlenin oraya girdiğinden haberi yok adam. Yani bu sahipsiz bence yani birbirimizi takip edersek bence bu test sehli mümkünidir, basittir, zordur. Ben de söyleyebilirim ya da söylemişsinizdir. Bence sözü sahibine istat etme şeyini geliştirmemiz lazım. Bu da deminki söylediğim, birbirimize atıf yapalım, birbirimizi takip edelim. Aşağı ben o anlamda kendim için söyleyeyim. Hocalarımız
Fahrettin Hocam'a katılıyorum yani öyle değildi. Başka hoca var mı? Hiç olmaz. İki hocamızı takip edelim. Bir şey sorabilir miyim? Bir sorun var. Şimdi o müellikten aldığı cevap benim haberim yok cevabı. Şunu ne diyor hocam? Niye dayanıyor? Hayır, bilmemiz lazım. Ben de bilmiyorum. Hayır, şu olabilir. Yani mesela şimdi bu maddeyi yazmış ansiklopedilerin maddesi. Oradaki müsahihler tahsil ederken bu eksikleri tamamlamış olabilir. Öyle mi? Atıp hocam. Çünkü ben bu cümleyi bir yerden okumadım hocam. Yani fıkıh usulüne dair böyle bir tespiti hocam tezim yazısı belki orada var bilmiyorum. Yayınlamış olsam. Ben söyledim sanırım. Ama işte atıp takip olmadığı için bence bunu metinleri tüketmemiz lazım. Doğrudur, yanlıştır. Eleştiririz, takdir ederiz, ayrılır. Ama hakikaten bu takip işine bence çok önem vermemiz lazım. Dünyaya duyurmamız kendimizi de hocam bizi tanımıyorlar. Bence bu tür şeyler yok. Yani yoksa Amerika'yı yeniden keşfedecek durumumuz yok. Farklı tespitler yapabiliriz. Farklı görüşler ortaya koyabiliriz. Farklı anlayışlar geliştirir. Bu şekilde olabilir. Yoksa terasim usulünde yerden zaten orada yazılır. Yani orada bizim... Hangi açıklamanın bir yerden? Kur'an maddesi. Kur'an maddesi hocam bizim Diyanet Vakfı. Kur'an maddesi. Bu cümle aynen yani. Hatta ben dinlemi de biliyorum. Şimdi muhteva reis de gene şey yapacağım. Hayır tebliğdeki bu usulü Kur'an'ı ilkten ve yeniden anlamanın metodu olarak tesis edilmemiştir. Şimdi ilkten kelimesi de çocuk bir kelime. Ben kullanıyorum. Yani bizim sözlüklerde bile yok. Yani ilkten kelimesi yok. Yani o cümlesiyle beraber oraya giriyor ve müellifin haberi oldu. Yani bunu da öz şikayet edelim. Hocam ne olur? Yani bu takip sildiğimizin bence bir şeydir. Yani bu metotla ilgili özür dilerim. Bunu söylemek ihtiyacım. Çok bence önemli bir şey. Hayır, bir de kendi kendimize değer vermemiz lazım. Biz birbirimizin değerini bilmezsek kim bizim değerini bilmiyor? Evet, bu şeyle ilgili yani keşke Ali Bey'in Caddesi'ne de İbrahim Bey'in İstanbul Günlük Yaşayış İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi'ndeki maddesine de keşke atıp yapmış olsaydı. Yani bence yapmamız lazım. Baktığında burada görecek. Bir de sizden önce söylenmiş bir şey varsa katılabilirsin. İbrahim Bey'in sözüne katılarak, görüşüne katılarak diyelim hocam ama günah değil. Bir sayfa fazla olsun. Yani kırtasiyeden mi tasarruf ediyoruz? Bu kanaatim öyle, onu söyleyeyim. İkinci bir mesele var şimdi, bu gene metot sayılır. Şimdi ne yaptığımız istihsa? Yani Hanefilere göre mi anlatıyoruz? Malikilere göre mi anlatıyoruz? Ve hangi terminolojik anlam dairesinde kalarak konuşuyoruz? Bu metinden ben şey yapamadım. Mesela diyeceksiniz ki Hanefi terminolojisine eklenebilecek. Maslahat istihsa. Hanefilerin maslahatla alakalı kitapları da belki de sizin anladığınız manada maslahat kelimesi genç sanki. Niye zorluyoruz kendimizi? Cevap değil de yani yok, gene bir şey... Esasen biraz daha farklı. Onları ifade etmiştim. Ben affet yani sabahın şey de yok. Yalnız ama genel bir şey. Dediğiniz husus doğru. Demek istediği yani onlar öyle anlamış. Şimdi bizim yapacağımız birinci iş Hanefilerin istihsan teorisi nedir? Ne işe yaramıştır? Bugün için işlevi var mıdır? İşlevi görür mü? Vazife görür mü? Göremezse bunun yerine ne ikame edecek? Şimdi biz farklı kavramlar, terimlerle konuşursak Hanefilerin istihsanın ne işe yaradığını anlayamayız. Acizane bu fıkıh usulünün işleviyle ilgili olarak söylediğim şeyi bu istihsan meselesine de tatbik edeyim. Bir müştehit imamlar dönemi aslında bizim fıkıh dediğimiz şeyin, fıkıh usulü dediğimiz şeyin teşekkürü. Yani üçüncü dizili asılatla tahmin ediyor. O zamana kadar fukaha önlerinde bir sürü malzeme kokular
ve bu soyutlama tekniğiyle isterseniz kime var mı diyelim, sikellerden hareket ederek bir takım genel kurallara ulaşmaya çalıştı. Ve esasında nasların tabiri caizse düzenlediklerini araştırdılar. Aynı istikamete giden nasları birleştirdiler, onun üstüne bir kural yazdılar. Yani kıyas dediğim zaman ben buradan kıyasın bir istisnanın bir bölümü bu tür kıyaslarla ilgilidir. Düzenledikleri araştırdık giderken bir başka vazgeçemeyeceğimiz bir delil diyelim. Tırnak içinde diyelim. Çünkü neyin delil olup, istisnanın delil olup olmadığını da ayrıca tartışmak lazım. Bir şey bulunca delil, ya bunu nasıl yapalım? Gittiğimiz istikamete gitmiyor. Araya bir yere de yerleştiremiyoruz. Buna ne diyeceğiz? İki yol var. Şeyi alalım, bu unutarak, oruç, şey yiyip içen kimsenin orucu bozulur mu hadisini alalım. Şimdi, evet, şimdi oruç diyorsun, tarif ediyorsun. İmsak diyorsun. Şimdi imsak dedikten sonra boğazdan aşağı giden her şey orucu bozar. Çünkü imsak demişsin artık, yani bunun kaçacak bir yeri yok. Kuralı koyduktan sonra, kuralın da böyle bir acımasızlığı var. O hadis gelmiş. Ne yapacağız? İki yol var. Ya hadisi görmezlikten geleceğim. Ya da bir şekilde monte edeceğim. İşte eser sebebiyle istihsan denilen bütün uygulamalar ana kuralın aynı istikamete giden tikellerin toplamı olan ana kuralın birer istisnasını teşkil eder. Onun adıdır. İstihsan aslında bu genel kuralın istisnasıdır. Benim topladığım tikellerin hepsi aynı istikamete gitti ama bunu yerleştiremem. Bu kaldı. Ne diyelim adına? İstisnan demişler. Başka bir şey de diyebilirler. Buna dikkat etmek lazım. Malik mesela, bu belki hadis alma kriterleriyle ilgili şimdi bir şey diyemeyeceğim. Malik kuralı sarsmamak için bu hadisi de görmemiştir. O da istisnan gibi yani ama o da istisnan yapmamış burada. Ya bu zaten zayıftır demiş. Kuralın gücü karşısında bu hadisin ne önemi olur? Hiç görmemiş. Unutarak bir şeyi yiyen içenin orucu bozulur demiş. Bu insan kaydı. Dolayısıyla mesela bu geçmişe yönelik bir sistematize etme, rastların düzenliliklerini araştırma ve temellendirme çabasının ürünü oluşu, bakım usulünü bu istisnanın şu anlattığım kısmındaki örnekle de teyit edilmiş oluyor diye şahsen düşünüyorum. Geçmişe yönelik. Peki diyeceksiniz ki istisnanın hepsini geçmişe yönelik, onu da taksim etmişler işte. Hafif kıyas dediğimiz istihsan türü de, istihsanın işlek kısmını, geleceğe yönelik yüzünü temsil ediyor. Çünkü kıyas dediğimiz mekanizma, mevcut kurallar diyelim isterseniz, usul, kural, her neyse, mevcut kurallardan hareketle yeni karşılaşılan problemlerin hükmünü belirlemek için kullanılan bir mekanizma. Onu kullanırken, eş değer bir şey aslında bu. Hanefiler de zaten onu o manada belirtmişler. Birine cenni kıyas, yani kıyas demişler. Bir tekine birine hafif kıyas demişler. Neticede bu da birinci tür istihsandan farklı olarak yani kıyasın ince kıyas diye müsaade etsin. Orada detaya girmek istemiyorum. Yani yarın vakit olursa girelim. Orada bir eser, eserin gücü meselesi var. Yani eseri güçlü olan kıyas tercih edilir diyorlar. Oradaki eser kelimesinin de aslında anlamının doğru belirlenmesi lazım. Ben de uzatmayayım. Bir de işte öf sebebiyle istihsan bir şey yapıldı burada. Yani taadat taraftarı değilim ben aslında. Çünkü taadına gerek yok. Mesela bu maddede de gördüm ben bunu. İşte icma var, öf sebebiyle istihsan var filan. Evet, dedim ki amir, yani fıkıhçıların benim gördüğüm, burada kullandığı ana kelime, kamil kelimesi. Kamil'in çok kuvvetli olduğu boyutta icma filan da diyorlar. Biraz o kadar güçlü olmadığı yerde öf diyorlar. Neticede benim aciz kanaatim, icma sebebiyle istihsan değil, taadat etmeden, örf sebebiyle istihsan örneklerini ve kâmi sebebiyle istihsan örneklerini bu icma sebebinin altına yerleştirmek sanki bana daha sağlıklı bir yol gibi görünüyor. Öteki isimlendirmelere, mesela maslahat istihsanı denilip denilmeyeceği meselesini isterseniz tartışmasını sormaya bırakayım.
Yani orada da bir şey var, sıkıntı var yani. Çapraşık bir durum var. Maslahat, istihsalat ikisini yan yana getirmek nasıl mümkün oluyor? Hem maslahatı hem istihsalı kabul eden malik ve maliklilerin yapmadığı bir şeyi nasıl yapabiliyoruz? Mesela ben çok merak ediyorum. Bu nasıl iki kavram bir araya gelmiş? Onun üstünde ayrıca durayım müsaade etseniz ama bir şey daha söyleyeyim bu şeyle ilgili. Takdir istihsalı diye destasla aldığımız bir şey var. Ya ben mi yanlış biliyorum acaba diye düşündüm sonra. Orada bahsettiği istihsal, hem Hanefilerde o isimde var mı yok mu bilmiyorum ama kelamcı usulcülere, hayır şu kavrama geleceğim, kelamcı usulcülere tahkiki menat dediğim, bunun bizim tanıştığımız, tartıştığımız teknik anlamdaki, usulü anlamdaki istihsalla uzaktan yakından alakası yok. Bir, ikincisi, oradaki takdir kelimesine de itiraz ediyorum. Çünkü takdir dediğiniz zaman işte hakimin takdir yetkisi gibi bir mevzu daha sübjektif bir şey var. Hadi de oradaki takdir kelimesi şari tarafından öngörülmüş fakat miktarı belirlenmemiş. Ve belirlenmesi fukahaya, müştehitlere, kadılara bırakılmış konuların miktarlarının belirlenmesi. Kelime bu. Yoksa takdir değil, ne takdir olabilir? Miktar belirlenmesi. Mesela müt'a verilmiyor, yani ne kaç dirhem versek olur mesela, miktar belirlenme. Yani illa Türkçe'yi çevireceksek onu bence, takdir istihsanı yerine miktar belirleme istihsanı demek lazım, daha açıklayıcı, doğru açıklayıcı bir şey. Ya da bir yerine bunun diğer mesleklerde olan tahkiki menat iştihadıyla aynı olduğunu söylemek lazım. Ben öyle gördüm. Ama fark varsa o farkı da sizden Hemen çaresine bakarız hocam. Şimdi önceki oturumda söz hakkı destekçisi olan hocamız yan yana Hamza Bey ile Abdülaziz Bey. Abdülaziz Bey yanında olduğu için diğer sıraya geçmişim. Sıra Abdülaziz Bey, buyurun. Ben Beşir Bey'in ifadeleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabi ondan önce de Yunus Beşir Bey de aynı kelimeyi, benzer bir kelimeyi kullandı. Selam bir istihsan örneği olarak gösterilir. Beşir Bey haklı olarak bu beyimanın konusunda güzel bir değerlendirme yaptı. Yalnız burada şey söylemek istiyorum. Yani sizi teyit babından ama belki biraz bir farklı bir sesi olabilir olayım. Selam'la ilgili hadiste Peygamber Efendimiz sadece işte men esleme felüslim fi beyin malumin fi keylin malumin ve vecin malumin ile ecelin malum. Orada peşinlikten, veresiyelikten, malın tesliminden, paranın tesliminden hiç bahsetmiyor. Zaten esleme kelimesi ya da eslefe kelimesi ya yani veresiye demek çoktur. Kur'an-ı Kerim'de bizim için ekonominin ana kelimeleri olacak iki kelime kullanılıyor. Birisi ticaret, biri de riba. Gerçi bey de kullanılıyor ribanın yanında. Belki üç tane kelime olabilir. Ben şimdi sizin o yapmış olduğunuz değerlendirmeleri doğru bulmakla birlikte bugün uluslararası hesapta bu işte ekonomide yapılan bir değerlendirme var. O benim hoşuma gidiyor. İşte mal ve hizmet satışı diyorlar. İşte menfaat satışını da onun içerisine sokuyorlar. Ondan sonra bir de kredi deniyor. Şimdi bu kredi kelimesini selam gibi konularda kullanmamak lazım. Kredi bizim karz kelimesinin batıya gidip tekrar bize dönmesidir. O karzdır. Yani borç vermedir. Faiz de alım satımın ya da diğer ekonomik işlemlerin temel farkı faiz borçtan gelir elde etmektir. Diğeri de bir ekonomik faaliyet yaparak gelir elde etmektir. Dolayısıyla ben de aynı sizin görüşünüze katılıyorum. Alım satımda bedellerin ikisi de peşin olabilir. İkisi de veresiye olabilir. Biri peşin, biri de veresiye olabilir. Tabi bu bizim için son derece müşkakçı. O
sizin söylediğiniz istibdar konusunda eğer çözerseniz o zaman bugün vadeli işlemler borsası ile ilgili bir çok ciddi bir gelişme sağlamış olur. Şimdi sonra evet çözmeleri daha uzun bir belki özel bir toplantı olsa daha fazla konuşabiliriz. Şimdi burada Hamza Akın hocamın konuşmalarını takip dinlemeye çalıştım. Tabi burada bir kıyastan bahsediyor. Hangi kıyas? İstihsandan bahsediyor. Hangi istihsan diye sormak gerekiyor. Biz burada fıkıhtaki, usulü fıkıhtaki şekliyle kıyas ve istihsandan söz ediyoruz. Yoksa Kur'an-ı Kerim'den örnek verdiği ve fıtrat diye tanımlamamız gereken usulü fıkha mutlaka temel bir öge olarak sokmamız gereken bir fıtrat olayı. Belki o fıtrattan yarın bahsederiz. Ama bu arada Hamza hocamızın Kur'an-ı Kerim'den naklettiği örneklerin tamamı fıtrattan verilmiştir. Çok ilginç. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar örnek varsa hepsi fıtrattan seçilmiştir. Dolayısıyla fıtrat bizim için son derece önemli bir kaynaktır. Fıtrat tüm ilimlerin de kaynağıdır. Bu bizi ilimlerle birleştirecektir. Onun üzerinde özel olarak durmamız lazım ama inşallah sizin verdiğiniz saat açısından bugün konuşmak uygun olmaz. Şimdi Hamza Akın hocamın Kur'an-ı Kerim'den istisna örneği diye, istihsan örneği diye verdikleri bir tabi istisna olarak ben algılıyorum da. Mesela bir iki tanesine kısaca değinmek istiyorum. Yan, doğru. Yan'da erkek karısının ilişkisini görüyor. Şahit kendisi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ diyor. Kendisi bizzat gözüyle görmüş karısının ilişkide bulunduğu. Şimdi burada kadın da kocasının ilişkide bulunduğunu görmüş olabilir. Ve erkek karısını ne kadar kıskanırsa kadın da kocasını o kadar fazla kıskanır ve onun için çok ciddi bir problem olabilir. Ama olayın burada çok farklı bir tarafı var. Erkek olup da kadın da olmayan bir tarafı. Bu kişinin hanımı başkasıyla ilişkide bulunduğu zaman ondan doğan çocuğun babası olacak bu şahıs. Ama kadın, kocasının ilişkide bulunduğu kadından doğan çocuğun annesi olmayacak. Dolayısıyla bir kadın karısı, kocası için bu zina etmiştir dediği zaman bu bir iftira grubuna girer. Ki gene iftirada asıl olanın kadınlar olduğunda yani bu kıyasen bir iftira olur diyelim. Ama erkek karısı için söylediği zaman durum farklı. Ve Allah-u Teala orada zaten ayetin sonunda da eğer siz Allah'ın ikramı olmasaydı öbür şekli uygulardık o zaman da canınız çıkardı gibi bir şey söylüyor. İstisnai bir durum var. Tabi bunların her birisiyle mesela ihram konusu. İhram zaten harama girmek demektir. Namaz kılarken de ihramla giriyoruz. İbadet yaparken bir takım yasaklar konur. O ibadetin gereğidir. Bir de İki kere tekrar edildi. Zebih olayı. Şimdi burada ayet-i kerimede sizin için tuttukları ve eğittiğiniz köpekler diyor. Hatta köpek dediğim gibi mükellebin derken yırtıcı hayvanlar. Sadece köpek olmaz. Diğer hayvanlar da olabilir. Sizin için tutarlarsa yersiniz. Ama aksi takdirde aynı hayvan kendisi için tutarsa haram olur. Burada bu şeyin avcılığın gereği olan bir husustan bahsediliyor. Biz aynı şeyi ok atarak da ya da kurşun sıkarak da öldürdüğümüz hayvandan da yiyoruz. Yani bunlar hep kendi içinde, kendine mahsusiyetle değerlendirilmesi vesaire mekisün aleyh olamayacak şeyler, durumlardır. Nasıl bir an erkek için olup da kadına misal olamıyorsa. Şimdi ben bu arada bir de şunu şey yapayım. Bu sevat arazisi her defasında gündeme geliyor. Ben o konuda bir doktora yaptırdım. Şimdi şu ortaya çıktı. Hepimizin bildiği gibi bir ganimet var. Bir de fey var. Ganimet savaş sonucu elde edilenlerdir ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi taksim edilir. Fey'e sıra gelince fey taksim edilmez. O şeyde belirtildiği yine Kur'an'da Haşir suresinde belirtildiği gibi fey taksim edilmez. Fey anlaşmaya göre olur.
Hazreti şeyin koskoca Sevad-ı Irak'ta iki tane küçük savaş yapılmıştır. Onun dışındaki arazilerin tamamı anlaşmayla alınmış ve anlaşma hükümlerine göre işlem yapılmıştır. Yani Hazreti Ömer savaşla alınanlarda ganimet hükümlerini uygulamış, diğerlerinde de fey hükümlerini uygulamıştır. Bu Ariye meselesi de tabii apayrı bir şey. Ben şahsen inşallah yarın size takdim etmeyi düşünüyorum. Ticaret ve faiz diye bir kitabımız çıktı. Ve onu belki kıyas konusunda da yarın konuşursak örnek veririz. Yani fıkıh kıyası ben uygulanamayacağı kanaatindeyim. Yani kabul edilemez bir şey olduğu kanaatindeyim. Birkaç tane örnek inşallah yarın arz ederiz. O uygulamada o yanlışlıklardan bir tanesi de faizle ilgili değerlendirmedir. İşte şu kadarını söylemek mümkün. Bugün mezheplerimizden hiçbir tanesi faizi gereği gibi tarif edememiş. Ve bugün dört mezhebin dördüne uygun, tamamına da uygun bir banka kurup çatır çatır faizcilik yapmak gayet mümkün. Dolayısıyla bu Ariye konusu da onların yanlış kıyaslarından kaynaklanan bir istisna gibi gözüküyor ki değil. O da belki ayrı bir şey olarak olabilir. Son olarak Yunus Bey de bana şeyler dokunduracak diye çok bekledim ama dokundurmadı. Ha iyi tamam. Daha yarım var. Ama imsak meselesine gelin. Şimdi, imsak konusu üzerinde belki bir kelime söylemek gerekebilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah bizi hatamızdan dolayı sorun tutmadığını ifade ediyor. İmsak kişinin bilerek yaptığı bir eylemdir. Ama o unutarak işi yaptı, hataya girer. Orada acaba biz bunun orucunu Allah sorumsuzmadığına göre orucunu kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye sıkıntıda kalırız. Orada Peygamberimizin sözü gelince rahatlatmış oluyor bizi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi söz nasıl Sayın Ahmet Şehir'e vereceğiz. Böyle müzakere müzakere biçiminde yapılan toplantıya ilk defa katılıyorum. Buraya gelmeden önce İbrahim Bey'in mukaresi var. Onu okumuşum. Sonra mandattan okuduğumuz var. Onu da okudum. Yani bu istihsan kitabına daha iyi anlayabilmek ve burada kitabın soruları cevap verebilmek için dün otelde çalıştık, kaldık. Bizimle böyle çalışmaya çalıştık. Ben uyumadım. Bir takım notlar almıştım, yaptım vesaire vesaire. Fakat kafam o kadar anlayabildi ki ben de şimdi iyi de iyi çalıştık. Sırada İbrahim'le ders değil de böyle bir şey anlattım. Ben müzakerenin nasıl olacağını bilmediğim için çıkışlar çıkardım, kendime görseller yaptım falan filan diye söyleyeceğim. Manzara çok daha farklı. Evet, çok daha farklı. Yani ben orada çalışırken yarın bu şeyi anlatacağız. Sıkarlandım. Son sanki imtihana girecekmiş bir talebe gibi kendimi o şey yaptım. Moralim bozuldu. Kafam ağrıdı vesaire. Buraya gelince bu manzarayı görünce fevkalade sevindim. Neden? Çünkü ortam güzel. Hatta İbrahim Bey benim bir kelimesi ben bir şey yaptı. Ya İlya ben işte şart değil. Ben şahsen o kelime bile beni fikir yaptı. Siz yani mesela böyle bir ortama yeni katılmamız tamam. Evet zamanımız gelmiş vesaire demiş ama fakat biz taşkada olduğumuz için yani neyse sıra bunlara mümkün mertebe katılmaya gayret ediyorum ama bu denli bir pozisyona yeni karşılaşıyorum. Bu kardeşlerimizin de her zaman sık sık söyledik. Onun da toplantılar, gidelim şöyle yaparım, böyle yaparım. Onların içinde böyle bir şey dedim, çalışıyorum. Şimdi bu toplantı ve benzeri toplantılar daha önceki asırlarda alimlerin bir araya toplanıp birbirinden bilgi alıştırışı yaptığını
İspanya daha iyi. Monolit'ten geliyor, Maşrık'tan geliyor, Arabistan'dan geliyor, bir yerde toplanıyor. Oradan herkes daha acilinde ne varsa onları ortaya koyuyor. Ve onlar ortak bir bilgiye sahip oluyor. Bana göre bu da, bana göre birinci ilk girişim olduğu için söylüyorum. Başlayan da oluyor ama bu çok daha farklı, kalite itibariyle çok daha farklı olduğu için bu bir bilgi alışverişi, kaynaşma, kaynaşma, espri yapma, dertleşme vesaire vesaire onlara kesin oluyor. Başka yeni olma kaydıyla. Ayrıca İbrahim Bey Hocamızın makalesinin ilk sayfalarında istihzanın geçmiş hükümlüleri koruma yerine istihbarata vücut bulacak olan bilgilere çözüm arama, olaylara çözüm arama aramak için yapılmalıdır. Ben şahsen onun altında yani çok etki etti bana. Biz her birimiz kitaplarda mevcut olan fetvaları, şunları, bunları koruyor. Zaten Allah koruyor. Bizim korumamıza belki de hiç gerek yok. Ama bizim bir ilahiyatçı olarak Türkiye'de şu kadar ilahiyatlar, şu kadar hocası var, talebesi var. Problemlere çözüm bulmak mecburiyeti. Zaten görevimiz bu. Yani birkaç gündür yaptığımız da bu. Hemen alo diyor, soru soruyor, cevap veriyor bütün hocalarımız. Yetebiliyor muyuz? Ben kendim için söylüyorum. Daha yetebiliyoruz, ayrı mesele. Ama bunlar sık sık yapıldıkça, diğer fakültelerden de, taşlardan da hocaların davet edilmesi suretiyle bu manzarayı görüp ne yapılması gerektiğini anladıktan sonra aynı manzarayı kendi fakültelerinde de düzenleyebilirler. Veya buradaki hocaları oraya davet edebilirler. Diyelim nöbetle. Ha, merkez burası olur. Bunlar kaynaşma haline gelir. Onun için burada bugünün müşterileri sizlersiniz. Bugünün problemleri çözecek olan sizlersiniz. Öyleyse biz hocamın ifade ettiği gibi hep tetevagin diyelim. Şuradaki, buradaki görüşleri, hükümleri öğrenmeye çalıştık, uygulamaya çalıştık. Talebemizi öğrettik, halkımızı öğrettik. Ama üretim ne kadar oldu? Üretim yapabiliyor mu? Fabrikamız rantalı çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Ben bu konuda daha ileri saptaya gidip, daha bilinçli hale gelip bir de tabii bu toplantının, yani müzakerenin bu şekilde olması, demin başka şey söyledim. Ben şahsen önümü açtım. Yani ondan sonra inşallah daha verimli olur. Zamanımızı tabii ki geçirmiyorsunuz, yanlış anlamayın. Ama daha verimli ve diğer fakültelere de bu sirayet eder. İyi bir şey tabii bu. Doğrusu gidemezse daha iyi günlere kavuşuruz. Takım problemleri çözmeye gayret ederiz. Ben kırık dökük cümlelerimden dolayı edebiliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Bu bilim dalına mensup insanların o kavramlar yüzünden Allah üzerinde ittifak ettiklerine dolayı bu ilahiyata müstelah adını yapalımlar. Şimdi istihsan kavramı üzerinde, istihsan terimi üzerinde bir ittifak sağlamak lazım. Fakat Ali Bakkal hocamı dinledikten sonra Hamza Aslan'ın sonra Yunus Bey'i, Abdülaziz Bey'i dinledikten sonra sanki istihsan ile ilgili henüz kafamızdaki tanımın netleşmediği şeklinde bir
yazdığı yer mi başlı? Tabi Hanefilerin istihsalı farklı olsun, Şafiilerin farklı olsun, Malikilerin farklı olsun, Hanbelilerin farklı olsun. Kimi istihsalı tamamen karşı çıksın, kimi nispeten yan bir delil olarak kullansın ama hiç olmazsa neden bütün bu istihsalı ülkenin anlam üzerinde ilk tek kalmamak lazım. İstihsal temel ülkeden bir sapma, o temel ülkenin bir sapma. Yoksa piyastan deli, piyastan hareket edildiği takdirde amaca ulaşmanın mümkün olmadığı durumda ondan bize nezare bilgi fakat daha güçlü olan bilgilerine yönelerek farklı bir sonuca gitmen mi? Yoksa maslahat sebebiyle ya da nas sebebiyle bir ülkeden ayrılmak mı? Bunların üzerinde bilgi tartışmak lazım. Ama benim şahsen aklıma takılan şey şu hocam. Eğer fiyat millete dayalı bir şeyse, bir milletin celi olması, katı olması bende değişmemeli. Eğer neticede istihdamda da biz ciddi ciddi üzerinde durarak o açık milletten daha güçlü fakat gizli olan milleti tespit ediyorsak biz onun üzerinde duran tespit eder. Niye böyle açık fiyat sonuç vermiyor? O zaman gizli fiyata gidelim. Gizli fiyata varlığı gizli ümmete gitmiş olsak onu tespit etmiş olsak mı? Bunu niye fiyat kapsamında değil de istihsan kapsamında değerlendiriyoruz? Bunun fiyat teorisine uyum olmadığını düşünüyorum. Yani istihsanın yataliğinde değerlendirmek lazım. İstihsanın fiyasın farklı bir yansıması olarak değerlendirme yerine başlı başına bir delil olarak kabul etmek bana öyle geliyor ki istikbalde kalkacağımız problemi de bir sözle de bize yardımcı olabilir. Aksi takdirde teorik olarak klasik tutulduğu kitaplarında tanımlar yapılırken zorlama bir takım örnekler bulunur. Onlar takdir edilir fakat o kadarla kalınır. Onun mesela sabahtan beri dinlediğim kadarıyla şunu gördüm. İşte maslahat sebebiyle istihdam, nas sebebiyle istihdam, zaruret sebebiyle istihdam, başka sebeplerle istihdam derken günümüzü problemlerini tartışamaz. Mesela burada not aldım. Değil mazlumu tartışırken hafıza, teslim ilkesinden hareketle belli şeylerin gerçekleşmediğinden dolayı hemen istihsana gittik ama örneklendirirken mesela gönül ağzı öyle ki günümüzde kişiler, insanlar, tacirler internet yoluyla, buradan Almanya'yla iletişim yoluyla bir takım akitler yapılıyor, yapıyorlar. Diyor ki işte şu kadar buzdolabını İstanbul'da bana şu adrese teslim edeceksiniz ama bir gün sonra tekrar yazışıyor. Sanal ortamda diyor ki hayır bana teslim edeceğiniz 100 tane buzdolabını Sofya'da şu adrese teslim edeceksiniz. Hiç bu buzdolaplarını görmeden eşyalar gidiyor. Sofya'da ilgili adrese teslim ediliyor ve bu akıdın geçen olup olmadığını tartışmıyoruz. Eğer tartışacaksak bana öyle geliyor ki bütün konular üzerinde dursak yani evet, teorik olarak istihsanın tanımı yine orada dursun, ona da bir şey demiyorum ama seçeceğimiz örnekler güncel hayattan olursa ya da örneklerimizi güncelleştirirsek istikbale matuf çözüm önerileri sunabiliriz aksi takdirde. Geçmişteki örnekleri tekrarlayıp dönelim. Bunun ben bir katkı sağlayacağına doğrusu inanmıyorum. Aksi takdirde kendim layıkta olur gibi geliyor bana. Hamza Aktan hocamın istihsanı başlı başına yani kıyasın bir türevi gibi değil de başlı başına bir yöntem olarak değerlendirme gerektiğine inanıyorum. Ama şu itiraz kaydını koyuyorum. Genel ülkeler mutlaka olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Hukuk ile vakıa arasında bir uyum sağlamak zorundayız. Genel ülkelerimiz olmazsa yani temel sadıklarımız olmazsa toplumu doğru yönlendiremeyiz. Ama Gazali'nin Mustafa'sında herhalde olduğunu
zannediyorum. Ma min amin illa ve kad kussa minhul ba'du. Hiçbir genel hüküm yoktur ki onda istisna edilmeyen, onun istisnasını teşkil eden şeyler bulunmasın. Ama her istisna mutlaka kıyasa aykırılık olarak da değerlendirilmemeli. Her şeyi kendi bağlamında değerlendirilmemeli. Şimdi hocamın verdiği örneklere bakıyorum. Diyoruz ki kasten adam öldüren kişi kısasla, taksirle adam öldüren kişi diyetle tecziye ediyor. Doğru. Av, kişi eğer tesmiye ederse, bismillah çekerse kesilen hayvan helaldir. Aksi takdirde murtar olur. Güzel, selam hakkı, seferilik, iddet. Şimdi bunları münterit olarak değerlendirdiğimiz zaman hükümlerin değişikliği bana öyle geliyor ki bir kısmı hükümlerin değişikliğinin bir kısmı failin niteliğinde failin niteliğinin değişmesinde bir kısmı da fiilin niteliğinden kaynaklanıyor. Yani şimdi kasıtla taksir cezai bağlamında değerlendiremeyiz ki. Fiiller farklı. Ya da diyelim ki bir akıl hastasının ya da sabiğinin, küçük çocuğun öldürmesiyle ceza ehliyetini haiz bir kişinin öldürmesini aynı cezayı öngöremeyiz. Niye? Bu defa da faillerin sıfatları farklı. O zaman bunları kıyaslan inhiraf olarak değil, hükümlerin daha doğrusu konuların münferit olarak ele alındığında her birine ayrı ayrı hüküm öngörmek olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani nitelikler değişince ya da failin sıfatı değişince hükümler de değişir. Böyle değerlendirirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu kıyasta bizim klasik kıyasta sebir ve taksim diye bir ifade var hocamın şeyinde de var ben gördüm. Yani kıyası, kıyastaki illeti eğer tespit ederken sebir ve taksim yöntemiyle en ince ayrıntısına kadar gidip illeti tam olarak ortaya koyabiliyorsak bu demektir ki makisun dediğimiz ya da öncülümüz başka hadiselerin de buna emsal kılınca sonuçlanmasına müsaittir. Bak şu takdirde hocamın da ifade buyurduğu gibi yanlış öncülerden doğru sonuca gitmek mümkün olmayacak. Ben bu müellefe-i kulup konusuna da bir nebze temas etmek istiyorum. Arkadaşlarıma da zaman kalsın diye belki yarın da konuşabiliriz ama şimdi bu bizim Adalet Bakanımız Seyit Bey'in methalinde bir cümle okumuştu. Çok hoşuma gidiyordu buraya. Yazmış gibi görebilirsen. Diyor ki bir illeti gâhiyeye mükteni olan hüküm icrası halinde onun zıddını istilzam ederse batıl olur. Bir illeti gâhiyeye mükteni olan hüküm icrası halinde onun zıddını istilzam ederse batıl olur. Yani diyelim ki müellefe-i kuluba zekattan hisse vermenin amacı Müslümanların belli şerir insanların şerrinden tutulması, ondan uzak tutulması, en azından Müslümanlara zarar vermelerinin engellenmesi. Müslümanlık güçlenince, Müslümanlar belli bir güce ulaşınca onların zımni de olsa desteğine ihtiyaçları kalmamışsa Hazreti Ömer onlara zekat fonundan hisse vermenin, pay vermenin artık amaca hizmet etmediğini o gün için düşünebilir. Fakat bunun Hazreti Ömer'in bu tasarrufunun Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünün nesih veya ilgası olarak düşünülmemesi gerektiğini düşünüyor. Yani Hazreti Ömer bir hükmü haşa Hazreti Ömer'in haddine mi düşünüyor? Ya da kimin haddine Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünü uygulamadan kaldırmak? O gün belki öyle bir ihtiyaç yoktu. Belki bugün ve belki yarın olacaktır. Yani hükümleri illetleriyle birlikte düşündüğümüz takdirde ama illetleri de doğru tespit ettiğimiz takdirde sanki kıyas ve istisna ayrımını daha doğru bir temele götürürüz diye düşünüyorum. Bir de üret... Ya sanki hocam son zamanlarda şöyle bir hava estiriliyor da onun için dedim.
Evet, Kur'an-ı Kerim evet, tamam. Evet, oradan şu anda zaten yani istihsanla ile ilgilidir. Evet. Bir şey daha diyecektim. Yani tarihsel bir sanılardan intihar ediyordu. Dün gitti, o da gitti manasında demiyorum. Ürettiğimiz çözüm önerilerinin ciddiyeti şuradan anlaşılacak. Doğrusu ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da birkaç yıl bu işin sıkıntısını çektim. İhtiyarladım. Hatta siz hepiniz davetliyiz dediniz. Güncel dini meseleler, ticaret toplantıları tertip ettik. Allah'a razı olsun. Teşrif ettiniz. Çok büyük katkılarda bulundunuz. Bunların toplumda merkez bulması, yapılan faaliyetin hayırlı olduğunu ve amacına ulaştığını gösteriyor. Şimdi şuna üzülüyorum. Bu kadar ilgi toplantılar yapılıyor ama toplumda ne kadar merkez buluyor? Yani diyelim ki yaptığımız çalışmalar sonuç itibariyle toplumda yansıyor mu? Onlar bu sonuçlardan faydalanabiliyorlar mı? Yani diyelim hukuk fakültelerinde şu tartışmaları dikkate alarak pozitif hukukta karşılaşılan problemlerin çözümünde bunlardan emsal olarak faydalanılabilecek mi? Benim için fevkalade önemli bir şey. Bunun da bence gerçekleştirilmesi lazım. Bu yönde neler yapılacaksa. Ama faydalı bir hizmet. Ben hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten kendim faydalandım. Bazı şeyleri öğrendim. Yanlış bildiklerimi tasfiye ettim. İnşallah ileride daha hayırlı sonuçlara ulaşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Size değerli hakkıları için şu an davetimize teşekkür ediyorum. Konuşma değil de. Ama benim bir teşekkür borcum daha var da. Şahit de bundan sonraki arkadaşlara zaman kalsın diye şöyle dikkatli kullanıyorum diye bir mesaj verdi. Benim yeni bir kazda bulmama gerek kalmadı. O teşekkürü de davranıştan sonra böyle söz. Değerli genç arkadaşlarımız da var. Tarihi bir sanki yanlış anlaşılabilir. Müezzeti kulübe ganimetlerle hisse verilmemesi Hazreti Ömer'in gerçekleştiği tarih olarak Hazreti Ebu Bekir'in halife olduğu dönem. Yani Hazreti Ebu Bekir'e gelirken Hazreti Ömer'in karşılıyor. Sitelerindeki dilekçeyi görüyor. Ondan sonra Hazreti Ömer yırtıyor bunu. Yani onlarla artık kendisi ihtiyacını yol ettiriyor. Hatta onları değerlendirmek istiyorlar. Diyorlar ki, ya Ebu Bekir halife sen misin yoksa Ömer mi? Hazreti Ebu Bekir diyor ki, önemli olan İslam'ın hükümlerden bulunmasıdır. Ben halife olmuşum, Ömer olmuş, ne fark eder? Yani böyle bir şeyin fikir babası elbette Hazreti Ömer. Ama uygulanma tarihi açısından Hazreti Ebu Bekir dönemi ile ilgilidir. Bu bakımdan yanlış bir bilgi yok kaldı gibi. Ben ona katılıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi söz sırası genç dostumuz Şükrü Özen Bey. Şimdi isterim bu güzel tartışma ortamını kazanmasından dolayı yetkililere teşekkür ederim. İstediklerine başlıyorum. Sabahtan beri devam eden bu tartışmalardan kavramların farklı algılandığı meseleyi edeceğiz. Yani istihsan dediğinizde neyi kastediyoruz? Hakikaten oldukça farklı şeyler birbirinden birbiriyle de çelişen. Şimdi aslında istihsan kullananlar tarafından bilinmeyen uğrak bir kavram değildir. Yani kullanıcıları bu kavramı çok iyi bilmekteydiler. Çünkü bir kavram kullanıldığında onun kapsamı tespit edilmediği ise zaten o kavramla konuşan yani o terimi, o kavramı ifade etmek için de o terimi kullanan insan istediğine çeşitlenen kutlamak. Şimdi kavramın istihsan kavramı bir de benim perspektifimde nasıl görüldüğünü kısaca ortaya koymam gerekiyor.
günlük problemlerden sizin getirdiğiniz getiremez miyiz? Hangi bağlamda bitirdik? Onu daha iyi bilmek açısından. Şimdi burada temel bazı kelimeler geçiyor istihsan tanımlarken. Bir kere istihsan tercih. Yani bütün tanımlarda ortaya çıkan şey bir tercih. İki durum karşısında bir tercih yapılmaktadır. Bu tercih yapılırken bir deyime dayanır. Efendim, diğer bir husus bütün istihsan taraftarlarının da istihsana muhalif olanların da ısrarla içerisinde bulundukları şey bu delilsiz hüküm verme tehdit bir şey değil. Diğer bir husus içtihat kapsamında bu istihsan takdir yetkisidir. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde istihsanın belli bir çerçeve oturtulması gerekir. Yani bu aslında istihsan o kadar da muğlak bilinmez bir şey değil. Şimdi istihsanı anlamak için bir de istihsanın genellikle mukabil olarak kullanılan kıyas kavramları. Bence asıl problem istihsandan çok kıyas kavramının anlaşılmasıdır. Maalesef klasik literatürde istihsan kavramı maalesef denemin sebebi birçok yazıda kelimenin bağlamında ifade ettiği şeklinde farklı algılanıp günümüze aktarılmasından kaynaklanıyor. Oysa ki klasik literatürde kıyas üç farklı anlamda kullanılıyor tespit edebildiğim kadarıyla. Bir kere bir mantık kıyası var. Yani külliğinin külliğe tespit edilmesi. Yani bunda bir ihtiyaç yok. Hatta kıyasa muhalif olarak yani zahiriler de bunu kabul ederler. Yani bunda hiç müşte yok. Yani külliğe bir hüküm var. Onun iki kelime tatbik edilmesi. Sıkıntı yok. İkincisi fıkıh kıyası. Yani iki farklı külliğe hüküm birbiriyle karşılaştırılması. Neticesinde anlam birliği sağlanarak bir sonuca gidilmesi. Şimdi asıl bizim için istihsan bakımından önemli olan kıyas eskilerin umumatü kitap resmünde el asıl, usul gibi terimlerle ifade ettikleri şeydir. Burada tabiri caizse istihsanda her bir hukuki varlık kendi ünlüsesizlikle tanımlanıyor. Bunlar birbirinin alt ve üst kategorileri olarak hiyerarşik bir yapı içerisindedir. İşte bir akit teorisi geliştiriyorsunuz. Akitle ilgili bütün şartları, akdin unsurlarını, inikat şartları, nefas şartları vesaire bütün bunlar dikkat olarak bir hukuki varlık ortaya çıkarıyorsunuz. Bunlar itibari varlıklardır, zihinsel kurgulardır. Yani hariçte böyle bir şey yok. Bunlarla konuşuyoruz, bunlarla düşünüyoruz. Sonra bu akit içerisinde muhtelif akitler kuruyoruz. Bunların her birini aynı şekilde tanımlıyoruz. Şartlarını vesaire oluşturarak her birine birer hukuki yapı, varlık veriyoruz. Şimdi bu yapılar bu şekilde oluşturulurken birbiriyle çelişik durumlar ortaya çıkıyor. Bazen iki benzer yapı birbiriyle çelişiyor. Bazen üst bir kavram küresi alt kavram küresiyle çelişiyor. Ve bunu ifade bu çelişki bir tür izale edilmek yolunda. Tabii çelişkiyi neye göre çelişilebilirse yani bu zaruret olabilir, ayet olabilir, hadis olabilir. Yani çelişkiyi görmenizi sağlayan usuller bunlardır. Mesela Hamza Akın'ın hocamız gitti ama yani kıyası terk etmeye tabirine şiddetle karşı çıktığı için hocam enteresan bir örnek vardır.
yalan söyleme. Yalan söyleme kendi içerisinde bir bütündür. Ve İbn-i Mutafa ilk defa bu örneği veren hatırladığım kadarıyla kişidir. Diyor ki, biz yalanın daima kötü olduğunu söyleriz. Yalanın da hilaf-ı hakikat beyandır. Ve böyle öğretiriz çocuklara. Ama öyle bir durumla karşılaşırız ki, masum bir insan, işte meşhur örnektir, efendim bir katil tarafından takip ediliyor. Siz de işte o masum insanın kaçtığı yeri gördünüz. Bu durumda ne yapacaksınız? Beyaz yalan yani. Şimdi ama buradaki yalan, burada yalan söylemekle insan hayatının masumiyeti kuralları çatışıyor. Biraz yalan, yalan değil bence de da. Aşık. Ama biraz farklı. O zararsız. Ama burada bir, bir tarafın faydası da var. Şimdi böyle yani yalan yani ahlaki bir kural olarak, ahlaki bir varlık olarak bunun kendi içerisinde bir bütünlüğünü elbette kabul ediyoruz ve buna göre hükümlerimizi veriyoruz. Ama öte taraftan hukuki bir durum var. İnsan canının masumiyeti. Şimdi bunlar birbiriyle çelişir gibi gözüküyor. İnsan canının, nefsinin masumiyeti yalana göre daha hafif, pardon, daha güçlü bir durumdur. Öyleyse bunu tercih etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde diğer bütün örnekleri, ben bu perspektiften baktığımda, yani verilen tanımların hepsi de aslında böyle bir vakayı tespite yönelik aslında. Yoksa iki fıkhi kıyasın, yani temsil dediğimiz iki düzeyin karşılaştırılmasına gelin diye buna da denebilir ama asıl bu değil. Asıl üst bir kural tarafından ki onu üst kural koyma yetkisi olanlar tarafından özellikle ayet-i kerime, tabii ki hadisler ve insanların ihtiyaçları, zaruretler vesaire bunlar bu kuralı istisna edebilir, değiştirebilir. Yani aslında istisnada böyle bir durum var. Şimdi bütün bunlardan hareketle Beşir Bey'in de ifade ettiği ama benim tespitimde biraz farklı düştüğü bir konu. Şimdi kavramları bakıyorsunuz. Yani kendi içlerinde elbette tanımlamak zorunluluğumuz var. Aksi halde neyi konuştuğumuzu bilemeyiz. Akit derken, alışveriş derken, selam derken vesaire. Bütün hatta bakın nikah meselesi bir akit olarak değerlendiriliyor. Yani aslında alışverişle pek alakası yok. Ama mantık silsilesi açısından bir akit, yani taraflar bakımından bir benzerlikleri var. Oradan belli hükümlerde ortak tutuluyor fakat yeri geliyor, pek çok istisnalara gidiyor. Şimdi böyle bir yapı içerisinde bulunulduğu için ister istemez yani kavramlar ve üst kavramlar birbiriyle çatıştığı zaman tabii ki daha güçlü olanı tercih edeceksiniz. Yani Yunus Bey'in burada biraz önce söylediğine katılıyorum. Taadat yok burada. Yani taadadi de pardon. Sınırlayıcı bir şey değil. Yani o güçlü olan delil nedir? Neler ise işte İslam ilimleri açısından, İslam'ın temel prensipleri açısından nelerse onların hepsi bu zayıf olanı eler. Yani çok işte meşhur örnektir. Genellikle zikredilmez ama ben bu perspektiften baktığımda gördüğüm şekliyle o kuşların gagaları meselesi. Yani aslında burada tecrübeyle, yani biz duyu verileriyle vaka yani kıyas dediğimiz o şey çelişiyor. Yani biz inceliyoruz, gözlemliyoruz ki böyle değil vaka. Yani pis olmuyor. Oysa ki duyu verileri bizim hem ayetleri anlamamız hem tatbik etmemiz bakımından olmazsa olmaz ilkelerdir. Biz güneşin baktığını duyu verileriyle biliriz. Efendim, İlahi eğer gözlerini getirip bunu duyu verileriyle gösteriyoruz. Yani bu tür bütün yapıp ettiklerimiz, abdestli olup olmadığımızda varıncaya kadar duyu verileriyle. Yani duyu verileri çok güçlü bir delildir. Ve bunu buna dayalı bir takım şeyleri de eğer aksi durum söz konusu ise değiştirebilir. Yani böyle bir mantık hareketi de var. Sadece tabii belli bir
efendim, yani örnekler dediğimizde benim bu bakış açımda dediğim gibi bu örneklerin hepsini yerleştirmemiz, yani düşündüm çünkü bütün bu bakış açısıyla Ali Bey'in yazısını okudum. Bütün tanımları buna yerleştirdiğimde, yani isimlendirmeden, indirek kıyas, efendim, kıyas içeriğinde, kıyas altı demeden de baktığımızda aslında problem çözülüyor. Mühendiklerin tabii ki kasıtlarını anlamamız gerekiyor. Yani onlar kullanırken efendim işte iki tiplerin birbirine benzemesi manasına kullanmıyor. Birisi çok güçlü diyor. Ve derler örnekler de hakikaten iki farklı yapının birbirine monte edilmesi, yani birinin diğerine monte edilmesi veya çelişmesi gibi durumlarla alakalı. Şimdi bu açıdan baktığımızda yani pek çok örnek var tabi. Mutarrat meselesi, efendim, gibi daha başka konular var. Yani hadisler ve sistemin çatışması. Mesela bir yerde pek çok ayete, hadise dayalı bir hukuki yapı kurmuşsunuz, sistem kurmuşsunuz. İşte o mutarrat hadisini hatırlarsanız öyle bir durumdur. Bir rivayet onu geliyor. Yani bütün ayetlere, hadislerin esasına dayalı onu ortadan kaldırıyor. Yani buna izin verilmiyor istisna yöntemine başlık olarak. Evet, sistemin bir bakıma istisna iş tutarlılığını sağlıyor. Öte yandan sistemin korunmasını ve sağlıklı bir şekilde yaşatılmasını ifade ediyor. Yani böyle yapıları, hukuki varlıkları kendi başlarına birbirine karşı hiyerarşik olarak düşündüğümüzde hangi sayısına daha güçlü ve neden güçlü? Bir de buna sebep eklediğimizde yani işte onlar istisnanın sebepleri veya deliller eklediğimiz şeyler o yapıyı anlamlandırabiliyor. Yoksa İmam-ı Azam Efendi aslında bunu ne yaparken bilmiyordu gibi bir sonuca varabiliyor. Veya hiç bir şey kullandığı zaman ne anlamda kullandığı bilmiyorlardı değil. Yani sonrakiler de anlamaya çalışırken aslında o yapıyı kendi perspektiflerinden bir tür izaha çalıştılar. Peki bu izahın günümüz açısından yol göstericiliği var mı? Elbette vardır. Yani bugün biz problemlerle karşılaştığımızda daha üstü İslami prensip nedir? Yani böyle bir sıkışma durumu geliyor ki bir prensip var onu yapmak zorundayız. Ama ondan daha üstün bir prensip var. Bu sefer onu yaparsak o ikramdır. İşte buralarda ufuk açıcı bir yön gözüküyor istihdamlarda. İstihdam kavramı hakkında şimdi ilk bunları söyleyeceğim. Aslında metinle ilgili yerleştirilen malta ama sonra geçelim. İstihdam meselesinde sizin ifade ettiğiniz bir nokta var. Yalan meselesi. Yani bu örnekten hareketler siz istihdamın zaten kelime manası güzel sayısı anlamında kıyas yapılamayacak yerlerde yani mesela kıyasla dünya alamayacak veya kıyasla gidemeyeceğimiz yerlerde istihdam nereye gidiyor? Bu da örnek olarak yalanı gösterebilir. Çünkü orada kıyas yok. Daha o gibi. Orada ne var? Menfaat var. Bir kötülüğü önleme var. Vesaire. Çünkü mesela gelen adama bu kurmanı öldürmek istediği adam çıkıyor dediyse adamın canı gidecek. Bunun gibi. O halde yani bu arkadaş biraz bu noktaya yaklaştı da böyle de diyeceği söyler mi diye bekledim ben. Onun için araya girdim. Yani istisam bir takım faydaları, kolaylıkları kıyasla neticelendiremiyorsak istisam devreye giriyor. Burada daha da önemli insan. Yani insan merkezli düşünce bize bu yolu gösteriyor. Her ne kadar Hazreti Ömer'in meselesinde de var biliyorsunuz.
elinizde şer'i bir kaide, bir ölçü, ayet veya hadiste sabit bir hüküm varsa da, fakat insanın fayda ve menfaatını, meşru olan fayda ve menfaatını düşündüğünüz zaman veya zararları önlemek, o zaman istihsan devreye giriyor. Yani istihsan, kıyasın ve diğer hükümlerin fayda vermediği, netice vermediği yerlerde kullanılan fıkhi bir kaide diyebiliriz. Teşekkür ederim. Özlem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir cihetten baktığımızda telaş etmemize gerek yok. Çünkü yarın inşallah yine geniş zamanımız olacak. Ama benim cihetimden bakıldığında telaş edecek şey şu. Oturumun başında hiç konuşmamış katılımcıların her birine az da olsa bir konuşma imkanı verme şekliydi. Onun için bundan sonra kalan katılımcılardan istirhamım. Yani bir mukaddime yapsalar ve yarınki konuşmalar için belki bir çerçeve çizseler veya haklarını tescil etseler belki daha uygun olabilir. Şimdi her zamanki tevazuyla 50 kolunu sallayarak kendini beyan eden bir hocamız vardı. Çünkü onun da elinde bir şey getirmesine gerek yoktu. Çünkü zihnen entelektüel bir birikimiyle böyle konuşması mümkün zaten. Fatih Natar hocamız nasıl? Buyurun. Hakikaten her turun dursu olarak geldim şimdi. Kapandım. Böyle bir toplantıyı tercih ettikler için teşekkür ediyorum ben de. Gerçekten Ali Bey güzel bir tebliğ hazırlamış. Zaten bu tebliğ müstevasını önceki yazılarında da kitaplarından da biliyorum. Perspektiften baktıklarını istihdana biliyorum. Bu arada yani bu istihdana yüklü bir anlam verenler arasında Yunus Vefi Yavuz Hoca, ondan sonra Hamza Hocamız da var. Bunlar da çok fazla diyorlar. Keşke bu böyle bir tebliğ hazırlanırken bir de kıyasla ilgili bir tebliğ de hazırlanmış olsa. Çünkü kıyas denildi. Bu kıyas işte birbirimize sorduk burada. Bu kıyasdan daha önce genel kural mı diyorsunuz? Yoksa talih kıyası mı diyorsunuz? Keşke böyle bir tebliğ hazırlamış olsaydı çok faydalı oldu. Bir daha güzel karşılaştırmalı olarak anlaşılması daha rahat olabilirdi diye düşünüyorum. Az önce bir şey konuşmayacağım. Sadece ben bir noktaya işaret edeyim. Diğer arkadaşlar da konuştuğumda. Şimdi deliller olarak bir Kur'an-ı Kerim var. Bir de sünnet var, icma var ve kıyas var. Ve edille yasin olarak bu dört tanesi var. Şimdi bunların dışında bir delil olarak ya da bir yöntem olarak. Delil midir, yöntem midir? Bunlar ihtilaflar. Yani hanefilere baktığınız zaman edille yasin ve dörtü Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Orada bir de. Buraya geldiğimiz zaman geriye dönerek bu dört delil üzerinde bir işlem, tekrar bir işlem yapmak. Yani istihsan bir başıma bu dört delil bir daha bir bütün halinde incelemeye tabi tutuyorsunuz. Bana göre böyle bir bakış açısıyla genel bir bakış. Dört deliyle, asli deliyle genel bir bakış. Ve burada genel kuralla adalet kavramına vurgu yapıldığını anlıyorum. O da şu, genel kural dediğimiz zaman herkesin istisnasız olarak yükün altına girmesini kastediyorum şimdi. Eğer namaz kılınır diyorsun, herkesin kılması lazım. Eşitlik esastır İslam'da. Herkesin kılması lazım. Ama giriş dönüye bakıyoruz. Herkesin kılması istersek çocuğu var, mecnunu var, şu var. O halde şimdi adalet nedir? Bunların herkesin kılmasıdır. Ama böyle eşitlik adaletini uygularsak burada bir sızlanmalar, ızdıraplar, şikayetler söz konusu olacaktır. O zaman diyoruz ki her zaman eşitlikle muamele etmek bu adalete uygun olmaz. O halde adaletin bir başka veçhesi vardır. O da nedir? Hakkaniyet.
Hak nedir? İşte unutarak bir kimsenin orucunu yemesi, onu eğer sen tekrar oruç tutacaksan dersek, o eşitliğe uygundur ama adalete, hakkaniyete uygun değildir. Ona da diyoruz, yok sen müstesna diyorsun. Yani tabi bunun gerekçeleri de var. Evet. Şafii hep bütün mezheplere göre sadece Maliki mezhebinde ukrevi sorumluluğu yoktur. Ama dünyevi sorumluluğu, yani o Rüfyan ümmeti dediği zaman ukrevi sorumluluk mu kalkıyor, dünyevi sorumluluk, o sadece ukrevi sorumluluk kalkar diyor. Yani oradaki ukrevi sorumluluktan hareket ediyor. O halde şimdi burada hakkaniyet ortaya çıkacak, adalet nedir? Herkesin aynı kurallara tabi tutulmamasıdır. O halde istihsan ise bunu sağlamakta. Yani onun fonksiyonu budur. Nitekim bugün de kanunlarımızda çıkıyor. Efendim işte bütün öğrenciler hac yapılmakla, söylerim hac yapılmakla mükelleftir deriz. Ancak tabirini kullanırız. İşte bu ancaklar hep istihsandır. İşte eğer fakirse, fukaraysa, yalnızsa deprem maruz kalmışsa... Hastalığın bir fark oluyor mu hocam? Bu ancaktan sonraki cümle tahsis desek mi daha iyi istihsan? Şimdi tabii bu Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'i incelerken derin olarak kabul ediyoruz. Orada da lafızları inceliyorsunuz, anlıyorsunuz, bahsediyorsunuz, orada bir takım işlemler yapıyorsunuz. Ama burada biraz daha farklı tabirler kullanıyorsunuz. Tabii hangisi orada da zaten. Ama tabii burada biraz önce söylediğim gibi eşitlik, adaleti Kur'an-ı Kerim'de tamamıyla uygulanmıyor. Mesela orada da işte sefere çıkanlar oruçtan muafık duruyor ya da hasta olanlar oruçtan muafık duruyor. İşte burada tahsisle istihsanın özdeşleştiği sonucuna mı ulaşıyoruz? Hayır, hayır, öyle bir sonuca da ulaşmak istemiyorum ama burada vurgu yapılan, zaten Kur'an-ı Kerim'de bir şey varsa onu Kur'an-ı Kerim'de varsa ona istihsan falan demenin bir anlamı da zaten orada var. Yani oradaki efendim istihsanen efendim bunlara hüküm verilmiş denmez. Orada vardı zaten. Delili orada. Yani biz Kur'an ve sünnette bir şey açık olarak konuyoruz, ona istihsan demeyi hadeti orada var. Delilimiz yok. Allah'ın istihsanı denmez mi? Mesnedidir. Yani şimdi bugün, yani fakir, bugün fakirin yapacağı model 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 model. Hayır, model olarak değil de yani ben şunu söylemek istiyorum. Eğer adalet kavramından hareket ederse adaletin iki ayağı vardır. Bir eşitlik ayağı vardır. Bir de hakkaniyet ayağı vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bunu da görmekteyiz. Örneklerle onları verebilirsiniz. Efendim, çok fazla da ileri bir çok teşekkür ederim. Aslında Fahrettin Bey hakikaten bir can alıcı bir öneride bulundu onu. O da istihsanın hemen yanında hep kıyastan söz ediyoruz ama yani demek ki bu toplantıda biz istihsan karşıtı olarak kullandığımız kıyasın kavramsal çerçevesi nedir? Buna da özel bir yer ayırmamız gerekiyor. Yarın muhtemelen bunun üzerinde olur. Teşekkür ederiz. Şimdi yine genç bir bilim adamı arkadaşımız Güler Aybakan Bey. Teşekkür ederim. Ben de bu organizasyonu gerçekleştiren vakıf yetkililerine teşekkürlerimi sunarak başlıyorum. Ben şahsen meseleye yaklaşımımı iki ayrı evrede ortaya koymak istiyorum. Burada istihsan kavramının özellikle fıkıh ilminin oluşum sürecinde ortaya çıkan teknik bilim bir ürünü, bu aşamada ortaya çıkan bir kavram olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir de aslında istihsanın içeriği niteliğinde onun muhtevasını oluşturacak olan ham uygulamanın da ondan önceki evreyi oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bu anlamda istihsan öncesi, yani en azından terim öncesi ve terim sonrası diye bir kırılmaya işaret etmemiz gerekiyor.
Şimdi gerek Peygamber Efendimiz döneminde olsun, gerek sahabe Hulefai Raşidin döneminde olsun, bu iki dönemde toplumsal problemler çözümlenmeye çalışılırken herhangi bir sonradan oluşan bu usulü fıkıh, şu bu falan, bu tür teknikler falan yok. Meselenin çözümünde daha çok beşeri donanım ve vahiy teyidiyle sağlanan destek. Bu ikisi birlikte işletilerek problemler çözülmeye çalışılmıştır. Bu söylediğimiz husus, bu yaklaşım tarzı hem Peygamber Efendimiz dönemi için geçerlidir, hem Hulefai Raşid'in dönemi için geçerlidir. Dolayısıyla bu evrede problemler çözülmeye çalışılırken daha çok spontane, kendiliğinden, yani teknik herhangi bir yapıya kavuşturma ihtiyacı duyulmaksızın meseleler çözümlenmeye çalışılmıştır. Fakat özellikle tabi'in kuşağından itibaren bunlar Hazreti Peygamber ve sahabe dönemindeki bu tatbikatı teorileştirme sürecine sokuyorlar. Bu teorileştirme sürecine sokarken önce yapılan çözüm üretme faaliyetlerini isimlendirme ihtiyacı duymuşlardı. Ve bunları bir şekilde belli bir sisteme kavuşturma ihtiyacı duymuşlardı. İşte bu sisteme kavuşturma sürecinde ister istemez bir takım teoriler inşa etme ihtiyacı duymuşlardı. Zaten teorileştirme bir anlamda bir soyutlama işlemidir. Şimdi soyutlama işleminde sizin örnek olarak alacağınız canlı somut örnekler vardır. Canlı somut örneklerin birinci menşeini Peygamber Efendimiz dönemindeki tatbikat ve bunun cüz'i örnekleri oluşturmaktadır. İkincisi de Hulefai Raşid'in dönemindeki somut çözüm örnekleri oluşturmaktadır. Şimdi bu birikimi alan özellikle Kufe çevresi anlayışı diğer yerlere göre biraz daha esnek diyebileceğimiz bir yaklaşım sergiliyorlar. Ve özellikle de dört halife içerisinde Hazreti Ömer'in tatbikatına çok özel bir değer atfediyorlar. Hazreti Ömer'in çok geniş bir bakış açısına sahip olduğunu, meselelerin tabiatına, doğasına çok daha fazla önem verdiklerini, nas'a sadece literal anlamda uygun olmanın ötesinde işin ruhuna uygun olma esprisine çok daha fazla önem verdiklerini görüyorlar. Ve bunu kendilerine yakın bir anlayış olarak da görüyorlar. Şimdi gelen birikimi analiz ettiklerinde bunun bir kısmını işte Kur'an metinlerine zaten onlar bizzat sabittir. Bir kısmını sünnet diye tanımlamışlardır. Fakat bunun dışındaki faaliyetleri isimlendirme ihtiyacı gündeme geldiğinde ya bunu sahabe kavli diye isimlendirecekler. Diğer taraftan bu sahabe kavli dediğimiz şey eğer bireysel bir görüş olmanın ötesinde belli bir konsensüse ulaşmış ise, toplumun ortak kabulüne mazhar olmuş ise buna icma demişlerdir. Ama burada özellikle Muaz bin Cebel'in o hadisini de devreye sokmamız gerekir Hanefiler açısından. Eştehidu bire'i dediğimiz şıkkına geldiğimizde Hanefiler diyorlar ki madem ki Kur'an'da ve sünnette birebir hükümler yoksa burada dolayısıyla rey iştihadı dediğimiz faaliyet devreye girecektir. Müştehit bu yönteme başvuracaktır. Şimdi rey iştihadına sıra geldiğinde o dönemlerde bunun içeriği muhtevası yeterince ayrışmadığı için bu başlık altında bu bir aynı anlamda aynı zamanda bir şemsiye kavramı işlevi görmüştük. Ve bu başlık altında işte sonradan terimleşecek olan istihsan dediğimiz etkinlik gerçekleştiriliyor. Maslahat veyahut mesali-i mürsele veyahut daha başka kıyas, özellikle de başka kıyas olmak üzere bu tür yöntemlerin tamamına birlikte veren bir isim olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Hanefiler açısından meseleye biraz daha yakından baktığımızda bu teorileştirme işini kolaylaştırmak için özellikle Ebu Hanife'nin başında bulunduğu akademide nazari fıkıh etkinliğine çok fazla önem veriliyor. Konunun çok daha iyi kavranabilmesi veya daha rafine hale gelebilmesi için teorik örnekler olabildiğince artırılıyor. Şimdi teorik örnekler artırılınca bunun belli bir sisteme kavuşturulması gerekiyor.
ve sistemin kendi içerisinde bir tutarlılığa da kavuşturulması icap ediyor. İşte bu aşamada üretilen kavramların, kurumların ve özellikle oradaki belli bir bütünlüğe kavuşturulması icap ettiğinden dolayı bunlar bu kavramlar arasındaki mantıklı irtibatı ifade ederken özellikle furu çerçevesinde bu sistemleştirmeyi, bu iş tutarlılığı, bu bütünlüğü sağlamak adına genel kural istisna, genel kural istisna diyebileceğimiz türden bir ikili tasnif yapma ihtiyacı duymuşlardı. Furu çerçevesindeki istisna örnekleri bu düzlemde ortaya çıkıyor. Özellikle furuda Hanefiler, Yunus Abaydin hocamız da belirtmişti. Şimdi tüme varım yoluyla elde ettikleri bazı genel hükümler var. Bunlar tek bir nastan elde edilmiyor. Şu örnek inceleniyor, şu sonuca varlıyor. İkinci örnek inceleniyor, aynı sonuca varlıyor. 100 tane özel tikel önerme neticesinde tümel bir hükme varılıyor. Bu hüküm kolay kolay elde edilemiyor. Belli bir zihin çaba neticesinde ve kolay kolay da feda edilemeyecek bir külli kural elde ediliyor. Bu külli kural elde edilince, hatta bu külli kuralı feda etmemek adına yeri geldiğinde sünnet bahsinde özellikle Hanefilerin haber-i vahide yaklaşımlarını hatırladığımızda haber-i vahidleri yeri geldiğinde bu kurallara, bu tümel kurallara feda etmeyi bile göze almışlar. Ve zaten diğer hukuk çevreleri tarafından çok şiddetli tepkiye maruz kalmalarının en temelinde de bu var. Siz bir taraftan kendi içinizde oluşturduğunuz kuralları zaten görmüyorlar. Hadis varsa niye hadise göre amel etmiyorsunuz? Onlar ise biz ondan sonra tek bir hadisten değil, bir sürü nası, bir sürü tatbikatı tarayarak ve bunların mecmuundan elde ettiğimiz bazı kurallar var. Bu kuralları kolay kolay feda edemeyiz. Ve Hanefi mezhebinin özellikle ana çatısını bu kurallar oluşturuyor. Bu sistem bunun üzerine kurulunca ister istemez sistemin içerisinde istisnai diyebileceğimiz örnekler ortaya çıktığında bunlara istisna ismini verme ihtiyacı duyuyorlar. Hatta bu anlamda belki alakasız bir örnektir ama Hanefi fıkıh kitaplarında bir kitap var. Kitab-ı İstihsan diye. Aslında bunun istihsanla ne ilgisi vardır diye de sormak gerekir. Oraya baktığınız zaman aslında müteferrik mesail demektir. Dikkat ederseniz şu veya bu kitabın başlığı altına giremeyen ama kendisi müteferrik diyebileceğimiz farklı konularla ilgili istisnai hükümleri ifade ediyor. Ve ona kitab-ı istihsan diyor. Şimdi dolayısıyla burada istihsanı eğer furu çerçevesinde değerlendirirsek Hanefilerin Şükrü Bey'in de belirttiği için belirttiği gibi burada siz Hanefi o mezhebin sistematik bütünlüğü içerisinde yapılan bir izah tarzıdır. Fakat usulü fıkıh açısından meseleye baktığımız zaman olay biraz daha farklılaşıyor. Burada da Ali Bakkal hocamın belirttiği gibi Hanefiler özellikle bu istihsanı sık sık kullanmaya başladıklarında bunu biraz zaten istihsan kelimesinin özünde de sözlük anlamında da var. Bir öznelliği ifade ediyor. Ben şunu güzel görüyorum, daha iyi görüyorum. Yani bir kişinin bir meseleyi veya bir çözümü daha güzel bulmasını ifade ediyor. Şimdi bir öznelliği, subjektifliği barındırdığı için aynı zamanda keyfiliğe de açık olan bir şeydir. Oysa fıkhın temel işleri bireyselliği, kişinin kendi kanaatini paranteze alıp olabildiğince ilahi iradeyi ortaya açığa çıkarmak birinci asli vazife olduğu için sanki istihsan ilahi iradeye rakip bireysel bir iradenin de onunla yarıştırılması olarak düşünülüyor ve diğerlerinin tepkisini zaten bu nokta çekiyor. Bunun üzerine bu şiddetli baskılar karşısında Hanefiler gerçekten de uzun süre bu saldırılara cevap vermekle yetinmişlerdi. Hanefilerin zaten istihsan çerçevesinde yaptıkları tanımlar sürekli bu yönteme efkâr-ı umumiyede meşruiyet kazandırma faaliyeti olarak ortaya çıkmıştı. Çözüm üretmekten ziyade yani daha önce yapılmış ve özellikle mezhep imamlarının istihsan ismini verdikleri etkinliklerin meşru bir yöntem olduğunu kanıtlama gayreti olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi durum böyle olunca tabii bu istihsan toplantısının yapılma gayesi istihsan acaba günümüzdeki
toplumsal şartlar, problemlerin çözümü için dinamik bir çözüm yöntemi olabilir mi, olamaz mı? Böyle bir beklenti var. Ben şahsen istihsalın yani böyle bir sihirli değnek olmadığını açıkça belirtmemiz gerekir. Ve hukuk üretme veyahut fıkıh üretme yöntemlerinden sadece bir tanesi olduğunu ve ancak bunların tamamının işletilmesi neticesinde, sağlıklı işletilmesi neticesinde problemlerin çözülebileceğini, bu ana şema içerisinde istihsan tabii kendisine ait işlerini görmektedir. Ama onun işlerini de çok fazla abartmamak gerekir. Burada bütün kaynakları bir belli bir dayanışma içerisinde, bir bütünlük içerisinde işleterek bütüncül bir bakış açısıyla ancak problemlerin çözülebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Kapsamlı bir bakış olarak zaten. Zaman daralmasına rağmen inşallah daralmadan güzel bir tasvir yaptı. Şimdi efendim bana iki saatlik bir oturum emanet edilmişti. Ama fiilen kartıza değil, 20 geçe başlayabilmiştik. Bir toplamanca o zaman emanet etsin dedi. Ben emaneti yerine ifa etmek istiyorum. Onun için İbrahim Çalışkan Bey zaten davet etmişti, yerde konuşacaktı. En sona üslubu çok özel bir arkadaşımız Mehmet Erdoğan Bey, ben saklayıp duruyorum o da. Süreyi açsak bile zaten siz devam etsinler. Belki de ağlar, ağlatır bizi. Çok özel bir üslubu vardı. Onun için benim burada sıkıntı üslubu. Buyurun. Bazınıza teşekkür ediyorum. Tabii daha önce Ali Özek hocamın elinden öpüyorum ve vaktinize teşekkür ediyorum. Yani ben Ali Özek hocamızı özellikle biraz daha çok seviyorum. Çünkü bize bir ufuk bahşediyor. Bizden cesaretli olmamızı istiyor. O yüzden ayrı bir kendisine karşı saygım olduğunu ifade ediyorum. Şimdi ben Kayseri'liyim. Develi Toros. Ama bizim evde, bizim ailede, memlekete gitmenin yolu otobüs yoludur. Yani karayol. Yani bizim genel kuralımız, kıyasımız neyse. Karayolunu kullanmaktır. Ama bir kış vakti memlekete acilen gitmemiz gerekiyor yahut da bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Havayı yokluyorum, kokluyorum. Diyorum ki bu havada Bolu mutlaka kapalıdır. Dolayısıyla bir benim için, benim ailem için genel kural olan karayolu artık yok hükmünde, benim nazarımda yok hükmünde oluyor. Yok hükmünde olduğu için artık Hamza hocam kıyas mutlaka sizi doğru yola götürür dedi ama şimdi ben bu havada bu otobüse binersem Bolu'da kalacağımı muhtemelen kalacağımı düşünerek onu sanki yokmuş gibi kabul edip bir arayış içine giriyor. İşte bu benim müştehit olarak, fakir olarak bu arayış içine girmenin adına ben istihsal diyor. Bir yöntem olur. Tabii tahmin ediyorum, kokluyorum, tecrübeme güveniyorum, haberleri dinliyorum. Yani vakit demek böyle yarım yalan ama kıyas sizin her zaman bir gibi değil. Şimdi tamam. O değiştirse ben de değiştirdim. Yani Yunus hocamız, olan... Yunus hocamız fakih olmasına rağmen bugün kara teslim oldu. Şimdi ben istihsandan anladım. Hocalarımızın da hocalarımızın da kulağına ağırlayarak planını da test etmek de istiyorum. Yani benim bu durumda vasıta olarak treni yahut uçağı kullanmayı kastetmiyorum. Ben bir arayış içerisine girmemi bir yöntem olarak bir arayış içerisine girmemi sanki daha önce asıl olan benim için asıl olan o vasıtadan sanki hiç yokmuş gibi
Ferahat dedir. Yeni arayışlar, Fahrettin Hocam'ın elinde içeriye yeniden hani değerlendirme tabiri kullanmıştı. O anlamda yeniden bir değerlendirme arayışına giriyorum. Ve bu yöntemin adına da istihsan diyorum. O anlamda vazgeçilmez, çok verimli bir çaba olduğunu da düşünüyorum. Bir başka benim arz etmek istediğim şey, Sevat uygulamasına atıfta bulunuldu. Müellefe-i Kuluba atıfta bulunuldu. Yunus Hocamız usulle ilgili bir tespitte bulundu. Daha önce bu tespitte bulunanların da olduğunu öğrendik. Yahut ilk kez kendisinin öyle oldu. Şimdi sizin bu tespitinize ben katılıyorum. Mesela Şatibi'nin makasının inşasının da aynı gayeye matuf olduğunu düşünüyorum. Yani yeni ufuklar açmak yerine var olanı korumaya, kavramaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu tespitin benzer bir şekilde feri ahkam için de öyle olduğu kanaatini taşıyorum. Hepsinde olmasa bile kahir ekseriyetinde belki böyle diye düşünüyorum. Sözü edilen mesela Sevat arazisinde Hazreti Ömer'in Ahzab suresinin ilgili ayetini eline aldı. Üzerinde durdu. Ve sonra ya bu delil bizden şöyle bir hüküm, uygulama istiyor. Öyleyse biz bunu böyle uygulayalım demedi. Benim bildiğim kadarıyla demedi. O donanımıyla, Bilal Bey'in de dediği gibi donanımıyla nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Ve ben fiilen de bunu uygulamaya başlayınca işte itiraz edenler, yakasına yapışanlar, yani peygamberin verdiğin sen bize nasıl vermezsin gibi böyle hakikaten yaka siktirecek kadar ısrarlı talepler üzerine o da arayışa başlıyor. Sonra da buldum diyor. Aha verin istiyorsanız size verin. Yani şimdi bana öyle geliyor ki bizim fukahanın ya sonunda işte istisnan yapıyorum, delil mi istiyorsun? Aha delil. Nedir peki dediğimiz zaman? İşte örfü gösteriyor, zarureti gösteriyor, nasrı gösteriyor, neyse. Ama tavır olarak böyle bir yani olayın fukahanın bu hükmünü öncelediği gerçeğini ben burada dikkatlerimize arz etmek istiyorum. Yani Beybül Vefa'yı kılıfına uyduran, çok affedersiniz kaba olduğu sözünü diyorum, kılıfına uyduran ulemamızın mevcut verilerden hareketle, mevcut verilerden hareketle, efendim biz bunu aha bulduk ey ahali, size böyle bir formül bulduk, işte bunu kullanın dediklerini zannetmiyorum. Kara Vakfı'nın da öyle olduğunu zannetmiyorum. Günümüzde bana şimdi soruyorlar. Diyorlar ki hocam ben kredi kartıyla altın alabilir miyim? Şimdi ben düşünüyorum. Bu bir kere oldu, oluyor yani. Bu bir uygulama. Ben şimdi bunu kılıfına uydurmak için uğraşıyorum. Benim maksadım insanları yokuşa sürmek değil ya. İşlerini kolaylaştırmak. Dinle irtibatlarını bir şekilde sürdürmek. Dolayısıyla ben düşünüyorum. Şimdi bir ben Mesih'e hemen karşıma geliyor. İşte kredi kartı peşin ödeme değil, altına aldı adam. Yahu bu olmaz. Sonra ben kendi kendime bir çözüm buluyorum. İstihdam yoluyla. Diyorum ki ya bir kere bu altın, gümüş günümüzde kar olmaktan çıkmış. Bu bir artık meta. Dolayısıyla nasıl ki metanın kredi kartıyla alımını tecrübe ediyorsam ben bunu da tecrübe ederim diyorum. Ve davet ediyorum ya da etmiyorum ama sonunda bir kılıf buluyorum. Yani biz istişan bir kılıf bulma arayışı bir soru Çağrı arıyor. Hile. Çağrı arıyorum ama hocam bu çağrıların çoğu sonuçta bir kılıf bulma. Beyin muamelede yapılan şey Allah aşkına kılıf bulma değil midir? Ali Bey bugün anlattı. İşte özel finans kurumlarında siz bunu bir yere yaslıyorsunuz, ediyorsunuz da
aynı şeyi banka yaptığı zaman niye karşı çıkıyorsunuz? Ona da bir kılıf bulmamız gerekmez mi anlamında bir öz eleştiriydi aslında. Bunlar kılıf bulmak istemiyorlar ki. Yani banka sana gelip bana bir kılıf bulmuyor. Hayır, banka istemiyor ama. Banka istemiyor ama ben komşum... Vatandaş istiyor. Ben istiyorum, banka demiyor ki. Ben komşum geliyor, benden bunun fetvasını istiyor hocam. Hepimizden, hepimiz bu gibi olayların karşısındayız. Dolayısıyla sanki diyorum ben, istihsan böylesi nasların mansus dediğimiz hadiselerde bile artık içerik değiştiği için, olayların mahiyeti değiştiği için, adları aynı olmakla birlikte, mesela ben bunu aile hukuku konusuna uygular ve uzun uzun da konuşabilirim. وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Doğru okudun değil mi? Mesela bu genel ilkesinin tezahürü olarak erkek ve kadınla ilgili rollerin biçimi var. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi kavramlıktan, terdip hakkından efendim tutun. Buna benzer hükümler var. Boşama mesela, boşama. Şimdi bu hükümlerin tümü aile hukukuyla ilgili tümü bizim fıkıh kitaplarında biraz örneğini gördüğümüz nikah akdinin mahiyetine uygun, tamamen uygun düzenlemeler. Ama bu uygun nikah akdinin, fıkıh kitaplarındaki nikah akdinin mahiyetine uygun olan bu hükümlerin bugün bizim aile yapımıza aynen uygun olduğunu ben söyleyemem. Söyleyemediğim için de bu hükümlerin aynısıyla Kur'an'da da olmasına rağmen aynısıyla bizim aileler için söz konusu olamayacağını, dolayısıyla o konuda sanki nas yokmuş gibi وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ gibi ilkelerden hareketle arayış içine girmemiz gerektiğini söylerim. Ben istihsandan bunu anlıyorum. Hastalıkla bir fark olur mu? Sufi'yi dinliyormuş gibi oldum ben. Valla ben Sufi değilim. Ben Mehmet Erdoğan diyorum. Hastalık için mesela sizin istihsanla ilgili söylediğiniz şeyler... Hocam nihai olarak merkeze koyarak nasların zahirlerini nihai olarak hiçbir şer'i hüküm hatta bunu dini olanlara da katın, hiçbir şer'i hüküm sonunda makasını şeria dediğimiz ve en nihayetinde de din bile insan içindir dedi Ali Hocam. Dolayısıyla dinin bile insan için olduğu bir anlayışın tahakkukuna yönelik. Çok doğru da. Dolayısıyla konuşmanı gördüm de istihsan kelimesi yerine maslahat kelimesini koysak ne yapacak şey olur mu? Ben... tamam, tam yetki verdi şimdi. Ya müşahata bir ıslah demişler. Ben istihsandan bu tavrı, bu arayışı, bu çabayı, bu yöntemi anlıyorum. İtiraz etmiyoruz. Sadece maslahatta koysak aynı şeyleri söyleyebilir miyiz diye soruyorum. Yani eğer onu da bu şekilde anlatacaksan ben yani ben onu bir yöntemden öte maslahatı daha çok bir ilke yani elde edilmesi gereken sonuçlar olarak görüyorum. Halbuki istihsanda söz konusu ettiğimiz bu yöntemin arkasında devreye sokulan araçlar var. Bu araçlar sözü ettiğimiz maksatları, maslahatları gerçekleştirmiyor mu? Gerçekleştirmiyor mu? Bu ayrı bir soru. Yani o anlamda ben bir de baktım ki ben Kayseri'ye gidecektim, kendimi Edirne'de buldum. Yahu ben yanlış vasıtaya binmişim diyebileceğim sonuçta... Vasıta doğru da yönü yanlış. Sonuçta benim maksadıma uygun hareketi belirtmediğimi geriye doğru test edebileceğim elimde ölçütlerin, ilkelerin olması da gerekir. Ve bu anlamda maslahattan benim kastettiğim bu ölçütlerdir. Yoksa bu da maslahat var, öyleyse bu maslahat beni amaç o götürür anlamda maslahatların bir araç olarak kullanılmasını da savunmuyorum. Derdinizi gayet net tasvir ettiniz. Yani ıslah konusu ayrı tartışılsın diye ama
bir akıl mesleğiyle uğraşan kişinin tekrar aldığı noktalardan hareketle istihsanı nasıl algılamamız gerektiğini ve tasvir yaptılar. Çok teşekkür ederiz. Herhalde için biraz söylemen doğru olacak. Ben almasak Mehmet Bey'e markalı sürükleyici bir şekilde konuşma. Tamam, sorun mu acaba? Benim toplantının hareket noktasında oluşan dediğin sahibi Ali Bakkal hocamızdan elektrik dilemem lazım. Çünkü ona ayrı bir söz hakkı veremedik ama o notlarını aldı. Yarın inşallah daha rahat bunları cevaplamış oluyor. Yoğun bir dikkatle izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın organizatörümüz bir şey söyleyecekler. Arkadaşlar bugünkü çalışmamız burada biterken şimdi namazı aşağıda hemen eda edip yan tarafa yemeğe geçeceğimizi ifade ettim.